sevgilimsin ama benim taşıdığım gibi taşıyamamışsın. Hiç yakıştıramadım. Teşekkür ederim. Kıskanman çok hoşuma gitti. Sen de çok sıradansın yani, anladın mı? Ne diyebilirim? Ya ne yapmamı bekliyorsun? Mesela hani diyoruz ya benim tarzım. Yani yoruma da hemen çemkiriyorsunuz. Ne diyebilirim size? Hayatı yalan ya. Asıl senin hayatın yalan. Nasıl konuşuyorsun böyle? Hiç sana yakışır bir kıyafet değil. O kadar basit güzellikler. Günaydın. 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 Aşk Tom, ne haber? Kız. Nasılsınız? İyi, senden ne haber tatlım? İyiyim tatlım. Tembiş. Tembiş. Bugün seni soyamayacağım. Yine üstüne bir şey giyseydin. Ya pantolonunu indirirsen. Tamam. Sen yeter ki işte. Elif var ya, bana yazıyorlar. Soyunmayı sevmem. Elif'le konuşur musun? Onunla kahve içmek istiyoruz. Dedim ben Esra Erol değilim. Günaydın Ercim. Kim bu, tariflerin mi? Evet, bana yazıyorlar ama günaydın. Aa, bana da bir tanesi yazmış. Biliyorum programda koca arıyorsun ama sakın evlenme, olur mu? Bana niye yazmıyorsunuz arkadaşlar? Aslı'ya niye yazıyorsunuz? Bana aa, Elif için bana yazıyorlar. Bekle, bak o mesajı şey yaptım. O mesajı screenshot aldım hatta. Ay, bana hep kadın takipçiler yazıyor. Teşekkür ederim. Çok benden Barbie'lerimi istiyorlar ama siz bana gönderseniz daha iyi olur sanki. Bak Elif, gerek karakter olarak, gerek üslup olarak, gerekse o güzel tavrın, olgunluğun, güçlü duruşun, tarzın o kadar güzel ve başarılı ki. Yani görüşmek için sanırım. Tabii bilmem ama oradaki bir tür. Ben sinsi şeytanı görüyorum. He, bak dinle, yazmış ki mükemmelsin, hep böyle ağır başlı sinsi şeytan ol. Senin sayende sırf senin için izliyorum ve umarım çok başarılı yerlere, güzel yerlere gelirsin. Koca bulma. Bak kızla konuya geçiyor. Tamam, şimdi tatsız şeylerden bahsedelim. Sonra da demiş ki bugün biri elenecek. İşte bak, bugün biri elenecek. Ben mi burada Elif varken lütfen. Ya o mesaj çok uzun, onu bir saat. Saçmalama be. Bugün biri elenecek, farkında mısınız? Kim yani acaba? Kimse burada kalmayacak aşkım sonsuza kadar. Ben kazık çekecektim ama. Hak eden duracak, hak etmeyen gidecek yani. Günaydın. Günaydın. Kim gidiyormuş? Seni gönderiyoruz. Gerçekten çok, evet. Çok sevinirim. Kim ama? Ama kim? Sabahları evet yani bunu kabul edebilirim. Benim adım Arne. Çünkü çok zor kalkıp geliyorum. Benim adım Arne. Günaydın yani şeytan. Sen de. Hakan Bey'den mi aldın? Evet. Kankiling. Aa, Hakan Bey unutturmadı. Bugün sorayım, ne zaman kıyafetim gelecek? Geleceği yok gibi yoksa. Sen bence bir diyetin aşkım devam et, yemin ederim. Giremeyeceğin için onu. Niye? Yok be kanka, aynı kiloyum, tartılıyorum. Aynı kiloyum. Almamışım. Yemiyorum ki yemek. Günde bir öğün yiyorum yine. O sabahları mantarlı makarna. Evet, hiçbir öğün yemedim onu. Bak. Ya yemeğe gitti. Yemeğe gitti. Yemeyeceği her şey söyledi. Bize yedirdi. Anne, benim editlerim var. O kadar hoşuma gidiyor ki. Çok popcorn evet. Karidesi böyle kokluyor. Çok popcorn güzel karidesi bize yediriyor. Gerçekten. Ben makyaja başlıyorum. Bizim seninle gizli gizli konuştuğumuz her şeyi naklen izledim bu arada. Şurada dedikodu yapıyoruz, hepsi naklen ya. Vallahi Aslı'cığım, bana karşı kırgınlığın geçti mi hayatım? Geçecek, özür dileyeceksin ya ben. Geldim kuliste de konuyu açtın, yine iyice bir şey, yeni dalgalanma yarattın, anladın mı? Bugün. Keşke açmasaydın kanka. Ellerim bu zaman. Başka bir şeyin de karpuz gibi ama sen söyleyeyim. Ha, evet. Açmasaydın keşke kuliste iyi olurdu. Ama kuliste söylenmeyecek mi? Söylenecek de kuliste konuşmasaydın. Olsun. Bizim videolarımız da var o şarkıda. Onları da patlatayım mı? Böyle yakanda. Ay, benden özür dileceksin. Gel biraz yanıma otur. Gelin mi? Aa, Aslı. Dilim bak mi? Yine eski halime döndürme beni. Dur dur, sen tatlışkasın. Bir şey söyleyeyim, ben ne kadar gıdıklı çıkıyorum farkında mısın? Normal. Ben de böyle... Yok, gel yanıma bir şey konuşacağım Aslı. Ya da otur buradan aşkım. Bizi çekin. Hadi ortanıza gelin. Ortanıza. Ben evde oturdum. Düşündüm. Sonra geçen gerçekten... Arkadaşımla konuştuğumda birilerinin atlaması geçenki zamanlardan da bayağı sinirimi bozmuştu. Bir Elif atladı, iki birileri sürekli atlıyor. En sonunda da gereksiz bir şekilde çok fazlasıyla sana çıkıştım. Onu düşündüm ve gerçekten bir de fiziksel olarak bir insanı vurmamam gerekiyor hayatta. Gerçekten o kadar yanlış bir durum ya? Ki. Ay, zaten öyle bir kız. Hayır ya.
ama. Gerçekten yanlış bir durum ki, o yüzden kusura bakma bebeğim. Gerçekten sinirlerim alt üst oldu. Bunları editlenirse ikinizin de saçını keserim. Bunları editlenirse. Tamam, barıştık biz. Prensesim benim. Bir dakika, ne yapıyorsun? Davranma, tamam mı? İki tane yakın arkadaşımın yerli olduğunu görünce mi? Bir şey diyeceğim. Ben bugün giderim, vicdan azabı çekersin diye mi bunu yaptım? Aşkım, yok. Gerçekten yani. Vicdan azabı nedir, nasıl çekilir? Bunu da editler misiniz? Allah aşkına. Benim elim kocaman bir kere. Aynen aynen, göğüslerin gibi. Benim desteksiz. Bence. Gel bakayım Aslı. Baksana, elimin üstünde el yok arkadaşlar. Benim elim var. Düşünsene o bedenle bak, böyle bir el. Kazağını getir Allah razı olsun. Ve bu bedeni... Oha, tırnaklarınız aynı sizin. Aslan'dan tırnaklarınız. Aslan'ım iyi deyince aynı tırnakları yaptınız. Bütün ilk aynı tırnakla geçeceğiz. Şimdi tırnaklarını çıkardın mı Elif'ciğim? Oje süreceğim üstüne siyah. Baktınız mı? Aa, Hilal buradaymış, hiç ses çıkmıyor. Aşkım günaydın dedim, duymadınız. Günaydın. Bu arada günaydın. Aslı benim takımda olmasaydı... Nereden geliyor kız bu enerji? Büyük ihtimalle bugün eleniyordu biliyorsunuz. Hayır, Hilal pardon. Aslı yalnız. Deyince ben... Sizin meditasyondaki mumların halini gördünüz mü? Kapının önüne mezarlık gibi dövme estağfurullah. Kız ne kadar güzel cildi. Sağ ol aşkım. Bu ne? Ağda mı jilet? Ağda. Peki ya. Ağda artı lazer. Ben lazer. Bir şey söyleyeyim mi? Kamera o kadar net ki bazı kızların bacağındaki kıllar gözükmüş. Hangi kızlara söyle, bir daha konuşmayalım ayol. Benim bir tane tanıdığım kız vardı kanka. Ensesiyle fualini görmen lazımdı. Yüzüne bakılmıyordu. Kim o? Söyle kulağım. Aşkım. Şey benim ama mikrofonu unutup bedenimi söylemedim. Aslı bir daha sakın ben sana yaslandım da kalkma. Mikrofonu... Aşkım izleyince... Size bir şey söyleyeceğim. Kimin takımından kim elenecek? Aşkım yani ben şey düşünüyorum. Bizim takım elenmez çünkü çok yüksek puanlardayız. Arkadaşlar siz elenirse kurban keseceğim. Sisinin puanlarıyla Aslı'nın puanları kaç? Benim daha azdır muhtemelen. Senin daha mı az? Bilmiyorum. Çok da fark yoktur. Öyleyse mesela geçen sefer şans verdikleri için bu sefer senin Aslı senelerler benim düşüncem. Bakalım hayırlısı olsun. Ama onlar şans vermedi ki, şansı ben verdim Aslı'ya. Şansı sen verdin. Kimin koruyacağını bağlı yani. Kimi korunacağını bağlı. Şimdi peki bir şey söyleyeceğim. Sen jüri olsan karşı takımda kimi korurdun? Sema, Buse. Sema'yı korurdum, Buse'yi korurdum. Üç kişi korular, Aslı'yı korurdum. İşte. Ama kim gidecek yani şimdi? Funda, Sisi, kim kalıyor başka? Kimse kalmıyor. Funda, Sisi kalıyor. Tam Funda, Sisi. Bence çok Sisi iyi gitmeli. Olur yalnız. Sisi gitmeli bence, onu yollayalım. Ama bu arada şöyle de bir şey var. Funda giderse peşinden çıkacağım. Ben hafta başından yani o dört bugün son kombinimiz. İlk gün en yüksek puanı aldım. İkinci gün Buse iyiydi. Ben ikinciydim. Ama işte sana söylediğim yolu biliyorsun değil mi? Stabil gidiyorsun. Ama yani. Şey. Tamam da bak, ona da bakıyorlar. İyi bir, ama bu iyi bir kanka, bu iyi bir yorum ama. Ama Sisi'ye de ne dediler? Giyindirildiğin zaman dediler tap yapıyorsun. Yoksa düşüksün dedi. Ama Hakan Bey ona en son dedi ki çok stabil gidiyorsun. Benim için iyi bir şey değil dedi. Hemen mail atıyorum. Çizgisi bozma, aşağı düşme dedi. Çünkü Sisi, ben Sisi'nin yüzüne dödüyorum. Sisi. Ama bir fark millet giydirdiğinde ki. Aşkım bak, millet giydirdiğinde Sisi'yi gördünüz. Bak, dokuzlar onlar. Evet, ama Sisi ben söylemiştim size. Sisi kendi ben en başından, ben en başından beri Sisi'nin söylediğimde bana tepki gösterdiniz. Ama. Ben dedim. Aşkım ben hatırlıyor musun? Kar şey giymişti, dedim ki başkası giydirdi o adamı. Bizim takıma soracağım. Sisi'yle ben potayı kalırsam kimi korursunuz ikiniz? Tabii ki seni koruyacağım. Tamam, Buse onun arkadaşı, Buse onu korursa. Kanka burada Sisi kalsın diyen biri yok. Yani anladın mı? Sisi kimse istemiyor. Buse onu korursa. Tavır olarak istemiyorlar. Sadece tarz değil, tavır olarak. Sisi'yi elemek için ben bile sırf sizin takıma gelebilirim. Ben bile size oy vereceğim. Ben de oy vereceğim. Yeter ki elensin. Yeter ki. Yeter ki. Takımın yerinde makyaj yaptırsan bence bana bir şey demezsin. Gel canım ya, arkadaşlar. Yapabilirsin. Funda'nın makyaj malzemeleri burada olduğu için ben burada yarışmak istiyorum. Funda neredeyse beni orada yarıştırır mısınız? Tek ricam. Aşkım ama benim geldiğim kadınlar kazanımını uyandırayım. Ay kanka boşver, senle kaybetmeyi ben gidelim bir şey. Kötülerle kazanmaktan. Makyaj malzemesi görmek için buraya gel. Kanka oradakiler sıfıratım uyuyor. Sen beyazsın ya. Yok kız. Yok, seninkiler de güzel aşkım. Far falan istersen var ama. Çünkü yer yok. Oturacak. Buramda ne çıkmış arkadaşlar? Göz bence bu.
Giden Nur'un tırnak izini görüyor musunuz burada? Hala var, farkında mısın? Evet, kamera nerede bunu göstereceğim. Takipçiler bana prim verme be. Kız elenelim 4 hafta oldu Ayşem, son yani, onu ya. İlk teması benim yaptığımı düşünenlere bu tırnak izini göstermek istiyorum. Ben yapmadım. Hala izi geçmedi. Solarıma girdikçe bir de orası beyazlıyor bak. Bir daha gelse bir daha döverim diyormuş. Ayşem şurayı da kapatalım ne olur, burnum kızarık. Hadi deli oğlum. Buradan kullanabiliriz her şeyi. Bak bu şeyler burada. Evet. Ama en güzeli evimde hazırlanıp üzüm gelmek. Şaka mı? Her şey burada bir dinleniyorum için işte. Bir şey diyeceğim. Buradaki benim... İyiyim. 6 numara ne haber? Aa, çok iyi. 6 numaram. Başka atın nasıl gidiyor? Anladım, berbat. Hepimizin öyle, emin olabilirsin. Aa, yeni bir dizi başlamış. Adı ne? Çok beğendim. Aile. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serena Sarıkaya en sevdiğim iki kişi. Serena Sarıkaya bayılırım. En beğendiğim iki kişi. Çok klas, müthiş bir kadın. Ve yani var ya, öyle bir aşk yaşamak istiyorum. Kafa atmak istiyorum. Kıvanç Tatlıtuğ kafa atıyor biliyor musun ilk bölümünde? Onun şey rolü çok güzeldi. Kuzey. Hangisi aşkın? Başkasına verme, tamam mı? Mersi. Yani o böyle izlerken aynı ben ya. Serena bir erkek gibi falan davranıyor. Yani erkek gibi derken. Serena'nın eril enerjisi hayır, çok yüksek televizyonda bence. Çok. Ben çok beğeniyorum o kızı ya. Bilmiyorum, çok güzel bir kız değil ama çok çok değişik bir aurası var. Ama nedense erkekler de hiç beğenmiyor onu. Yok ya, çok beğeniyor Serena Sarıkaya erkek. Benim tanıdığım hiçbir erkek kadınlar beğenmiyor. Daha çok beğeniyor, evet. Kadınlar daha çok beğeniyor Serena'yı. Ben onunla Medcezir'de yan çar oynuyordum. Medcezir'de mi oynadın? Ama şey ya, ne diyorlar ona? Figüran. Figüran, figürasyondum yani böyle şey. Figürasyon ne kız, figüran işte. Figürasyon diyorlar. Bana ne olursa taşmayın. Gerçekten psikolojim iyi değil. Gerçekten. Yan yana aynı, ben makyaj yapıyorum, o böyle gravatım falan zaten, ben böyle. Ama yakışıklı o zaman mı gerçekten? Çok. O zaman çok tatlıydı ama şimdi çok çirkinleşti. Ama yine de her türlü gideri var. Serhat Uygusoy ağlıyor şu an bu dediklerinden sonra. Aa, ben bu arada onun sevgilisini de çok beğeniyorum, beraber olduğu kızı. Ya aşkım, makyajımı aceleyle yapıyorum ya ondan. Evde uyanamıyorum erkenden. Ben hiç alışkın değilim erken uyanmaya. O yüzden kaşlarıma mı oldu? Yani şu anda tek amacım makyajımı yapabilmek. Kaşlarıma bak. Gözlerinin altındakiler ne güzel olmuş. Ay ben uyanamadım ben, makyajımı yapamıyorum. Kız var mı acaba? Ben de uçlarına koysam. Ney? Senin mi? Deli. Eğer varsa taş burada. Mı? Evet, taş. Onu bir tek ay koyabilir. Ona özgü. Buranın değil mi? Günlük hayatında da mı böyle makyaj yapıyorsun? Çok iyi. Bu benim günlük. Ya bu arada ben gerçekten galiba aşık olmak istiyorum Melis. Rimel? Kime? Bilmiyorum yani, böyle aşk istiyorum. Nasıl bir erkek istiyorsun hayatında? Aşkım ben sarışın. Kirpiklerimi deviyordum zaten. Evet fark ettim, bir şey değişmiş ama. Böyle daha doğal durmuyor ama tabii ki esmer kısmetlerini de kapatmayayım. Aşkım bu arada geçen gün böyle daha böyle biraz daha sessiz duruyorsun böyle. Diğer şekilde daha tatlı duruyorsun kirpik olunca. Kolay yetişti geldi ki gözüme çok kız, evet. Ben onu esmer sevmiyorum. Büyük gözlerin hafif ben, büyük ya. Ben de esmer sevmiyorum. Ben kumlu al sarışı. Sapsarı olsun. Kaşı gözü kirpiği sapsarı olsun. Çok tatlısın ya. O yüzden Kıvanç'ı seviyorum zaten. Hadi bak gönlüm aldım. Ve hayatta en çok verebilirim taşları. Başak daha ne diyebilirim sana? Başak güzel. Saçların zaten mükemmel. Çocuğunu gördün mü Kıvancı'nın? Hakikaten ne Kıvancı yaptı? Çocuğu mu? Ben bir şey söyleyeyim mi? İpek kirpik konusunda çok şeylerim var ya. Birçok arkadaşım yaptırdı, hep dökülüyor. Aşkım ben ki neredeyse bir yıldır yaptırıyorum ve kirpiklerimin haline bak, gözükmüyor bile kirpiklerim. O kadar çok zarar verdi ki şimdi bir süre kullanmayacağım. Bu şekilde gezeceğim, kirpik serumu kullanacağım. Ya benim kirpiklerim çok iyidir ki yani. Kirpiklerim o yüzden yaptırmamayı düşünüyorum. O kadar çok zarar veriyor ki gerçekten. İşte bunu anlamana sevindim. İnşallah bir daha yaptırmazsın. Ya en iyisi takma kirpiğin olacak. Tak diye takacaksın. Şöyle ya gez biliyor musun? Şöyle gez.
Gerçekten. O kadar güzel duruyorsun ki evet. Doğal duruyor. Ben şu ameliyat olmak istiyorum kızlar. Ya bir sus. Aşkım ameliyat falan olma ya. Bak böyle. Şaka yapıyor. Hayır şaka yapmıyor. Yok şaka şaka. Yok gözümü çektireceğim. Yok yüzümü oldun geldireceğim. Oldun gibi güzelsin. Delirtme beni ya. Şu şey güzelliğine bir bak. Kusursuz olmak istiyorum. Kusursuzsun zaten. Yaratıldığın gibi kusursuzsun. Gizem bizim takımı sattı. Oturuyor karşı takımda. Beşincimiz yok. Ay keşke her zaman böyle konuşsan, ne tatlı tatlı laf sokuyorsun öyle. Aşkım. Hemen şeytana dönüşebilirim. Sahiyelik. Hayır lütfen. Benim halini görmek istiyorum. Ay ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yarışmada bana şeytana dönüşeceğine hiç inanmıyorum. Böyle bence biz hep aynı kalacağız ilişkimizde. Senle mi? Gizli yaşadığımız aşkları der gibi konuştuk. Aşkım çünkü seninle bir hiçbir şeyimiz yok. Yani sen bana o kadar saygılı, ben sana o kadar saygılı davranıyorum ki hiçbir çatışacak noktamız yok. Mesela ben diğer insanlara da kötü davranmıyorum. Sadece biriyle ne bileyim tartışırken atlaya arayıp bir de ay ben sende neyi seviyorum biliyor musun? Senin şöyle bir özgüvenin var. Mesela bazı insanlar yanındaki insanların kötü giyinmesini ister, işte daha düşük olmasını ister ya. Sen de tam tersi. Ben de öyle mesela. Hep yanımdaki arkadaşlarım da böyle iyi dursun ama falan. Ama öyle olması istiyor. Lazım. Evet. Yanındaki insan da seni İşte temsil ediyor ondan yani. Zaten anlaşabiliyoruz. Diğer türlü içten pazarlıklı olsaydı o anlamda anlaşamazdık. Kesinlikle ki ben şu ana kadar mesela karşı rakipten bile bazılarına yardım ettim. Bazıları gibi kendi verdiği şeyi kanka, kendi takımında olması gibi patlatmadım. Evet ben mesela. Bazen mesela modum düşük oluyor. Kendimi beğenmiyorum. Hemen ay geliyor şey diyor. Yo iyi duruyorsun diyor. Hemen enerji yüksek. O şeyleri çok güzel. O yüzden seviyorum. Bir de bana ay şey geliyor. Kolejim böyle yaramaz fırlama kızı gibi geliyor. Aşkım artık kimseye yaramazlık yapmayacağım ama rica ediyorum bana da kötü yorum yapmayın. Gerçekten kötü yorum yapınca istemsiz bir şekilde kinleniyorum. Ay o kadar kötüler var ki ben sana hiç kötü yorum yapamıyorum. Aşkım yani Erde biz kaybetseydik büyük ihtimal giderdi. Kulis çekimlerinde daha çok yakışmıyor mu? Podyumda hiç öyle değil, çok sırıtıyor. Ama hayır bir tarz bence var. Ama podyumda kafası kaçıyor. Ben kullanabilir miyim? Bak senin buradan da bu ilgili bir şey harika. O çok güzel. Sarılı bir şekilde. Buse ya şu an yüzüne sürekli bakmak istiyorum. Gel nasıl cesaret ettin çıkarmaya? Gerçekten ay çok zor çok oldu. O kadar zor oldu ki bu karar tepkiler benim için yemin ederim. Herkes tabii ki de böyle diyor. Kesinlikle. Doğal. Kesinlikle. Aslan Hanım beni anlıyor. Aşkım anlamak değil, o senin taktığın lensle şu anki gözünün tabii arasında ki de çok fark şey var. 1500 fark var. Kanka ben de bunun farkındayım ama nasıl ama bir şey biliyor musun? Hastalık. Yapayı, evet anlıyorum. Hastalık bu. Sen de şey seviyorsun. Hastalık. O böyle yapay estetik bakımı yok, görüntüsünü. Yok aslında şöyle sevmiyorum ama alışkanlık mı ne vazgeçemiyorum ya. Bak saçlarını da çok beğendim kestikten sonra. Kestirdim. Evet çıkartmanı da çok beğendim. Gittikçe doğallaşıyorum programda. Bir tık kanka kaşın. Sana kaşın bir tane kaş söyleyeceğim tamam kaşı. Mı? Oraya git yok boy yap. Olarak renklenme. Yaptırdım kaşımı ya kaç kere. Kendi kılınla yapıyor kanka bunu. Bana olmuyor. Kanka, kendi kılla valla olmuyor. Kaşı olmayan arkadaşım gitti. Çok iyi kaş ustası. Şöyle benim altında çok olduğu için. Bak dur sana göstereceğim. Tekrar olmuyor işte. Kanka o. Kim kadın adı ne? Başak Saygın. Kaş mı? Kaş mı? Kızlar benden mi bahsettiniz az önce? Evet. Ne dediniz? Diğer takımda biri gitse, elense kim giderdi, İlal giderdi dedik. Ama şu anda alışkın olmadığım için alabilir miyim? İlk defa geldiğim yani bu burası alışkanlığa bakmak hayatım. İlk geldiğimiz haftada birimiz gidiyor, ikinci haftada gidiyor. Mesela şu an gelenlerden kalan sadece Buse var. Yani çünkü şöyle bir şey var, burada herkes herkesin tarzını biliyor ya. Mesela onlara göre daha düşük kombin yapıyorsun. Elemeye evet. Gittiklerinde iyi birini göndermek yerine direkt seni gönderirler. Tabii ki de korumaya alınmazsam tabii. Korumaya alınmazsın ama niye alınmazsın biliyor musun? Şimdi senden çünkü senin takımında Gizem çok iyi, Gizem bir korumaya alınır. Ay senden iyi, ay alınıyor. Ben sana anlatayım. O zaman zaten iyi olan insanı korumaya almak mantıksız ki. Güçsüz kişiyi korumaya alırsın. Öyle işte Elif de mesela korumaya girer. Sizde kim var diyelim? Melis de sen potoya girersin. Hani eleme potasına. Orada da arkadaşların seçiyor.
Şimdi burada hani Melis'i herkes seviyor, Melis'in tarzı var ya. Korumaya birini alacak olsalar daha düşük olan üçüncü olarak en azından beni alırlar hanım. Gizem'i çünkü kimse göndermez ki. Hayat. Zaten kız çok puanlara göre alınıyor ya sen şu an o puanlara takımda. Puanlara göre mi? Tabii puanlar da bunu etkiliyor. Şu an o puan, o takımın en eksik puanı da sensin. Sen de senin bir üstünü alıyorlar. Ben iki aldım ya. Gider miyim? Sen gitme. Seni yerine ben giderim aşkım. Sen gitme. Vallahi şükür hiç sıfır almadım ama. Sıfır değil, iki aldım lütfen. O da neydi, konsepte uygun olmadığım için. Kötü olduğum için değil konsept yani. Konsept karışıklığı. Konsept karışıklığına uğradım. Ben giderim hepinizin yerine. Azizliğine bugün uğradım. Bugün size küçük bir sürprizim var. Ben gidiyor musun? Kına yakacağım mı, alayım mı? Çetin sen gitme, hayır. Ben gidersem zaten sen çok sıçrısınız. Sen gitme ya. Buradan bir şey söyleyeyim mi? Gidersem de. Enerji düşer. Gidersem de. Haftada böyle en kötü bir gün gelin şurada oturun izle. Poğaça börek tatlı getir bari. O gün Aslan Hanım ne diyor duymadın mı? Seni eleyelim de diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bir fikir buldum bize. Kendi aramızda altın günü yapalım da altın dönsün. Para kalsın bari. Ya. Ben şunu alıyorum. Gerçekten mi? Burada. Valla. Börek her hafta. Gerçekten. Kanka bizim ben de kendime ek iş bulayım menüsü. Kanka bir gün, altın günü menüsü hazırlanıyor. Ben Aslında ne kişiliğinden ne de fiziksel olarak bir şey yapmamaya karar verdim. Çünkü en güzeli. Burası insanın gerçekten karakterini değiştirdi biliyor musun? Mesela oturdum düşündüm ilk zamanlar. Role gire gire kendinden uzaklaşıyorsun aşkım. İlk zamanlar sen de yapıyordun. Kavga ettikten sonra sen de bir sakinleştin. Evet, bir kafana evet, dank ettin. Evet. O dank etme süreci de oluyor ama burada. Evet bir bakıyorsun oluyor. Oyundayken oyunun içine geliyorsun. Evet, diyorsun ki ne oluyor ben bu değilim. Ben böyle biri değildim. Beni böyle birine dönüştürdü burası. Buna izin vermemeliyim diyorsun. Beni canavara dönüş. Anladın mı? Normalde belki o kadar büyük tepki göstermeyeceksin. Hatta belki hiç takmayacaksın. Belki hiç muhatap olmayacaksın. Evet. Ama yarışmada olduğun için aynı ortamın içinde bulunmak evet. zorunda oluyorsun. Ve aynı içinde bulunmak zorunda olduğun için zorunda bir şekilde muhatap oluyorsun. Evet. O zorundalığı muhataplığın getirdiği bir canavarlık oluyor insana. Gerçekten oluyor. Gerçekten. Ama oturup bir düşününce gerçekten yapmayacağım dediğin zaman da bunu yapabilirsin evet. ve gerek evet. yok böyle insanlara evet. fiziksel vurmaya. Bak mesela o gün saçma sapan bir şekilde beni fiziksel biri vursa sinir krizi geçiririm. Ben diyorum ki ben onlara yapıyorum, onlar bu kadar sakin kalıyor. Demek ki bu bir olgunluk. Gerçekten yani biri bana dese şu anda ben bilmiyorum yaşamın gerektiğiyle ya da bilmiyorum ama ben bu kadar sakin kalmam. Sema seni böyle sessiz sakin mülayim görmek beni çok ediyor. Aşkım artık böyle alış. Biz ona mülayim diyoruz. Boş mülayim. Zaten böyleydi. Alış diyor tamam mı? Podyuma bir çıkıyoruz. Bir bakıyor dırr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 r
vermişlik seviyesi. En iyisi. Bazı insan yoruluyor kanka. Aşkım, ben seni dinledim, cevap vermeyi unutmuşum. Kanka dün var, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya kaçtırdım ama haklısın. Net haklısın yani. Neye? Bir şey konuştuk da dün. Ya bir yandan bir şeyler almaya çıkıyorum, bir yandan tırnağımı, kirpiğimi falan filan. Çok zor değil mi? Abi kafan çok zor. Nasıl kaçıyor? Çok telefona zor. Bakmak istemiyorum. Aynen öyle. Bir de arayıp sana kimseyle şey diyenler var. Kimseyle konuşmuyorum. Niye aramıyorsun, sormuyorsun? Niye cevap vermiyorsun diyorlar arkadaşlar. Uyuz oluyorsun. Aynen öyle. Ben şok oldum. Dedim ki nasıl böyle bir şey yapabilirler ya? Gidip onlara neden yaptın bunu? Nasıl yaparsın? Ben sana değer veriyordum diyebilirdim. Ama dedim ki ne gerek var? Buradaki herkes hatta 13-14 yaşımdan yani, beri iş hayatındayım. Çalışıyorum. Ben de. Beni sen ne düşünüyorsun yarışma değil de konusunda? Dedim ya sana kanka yani kim elenir? Ha. Ya Buse. Buse mi? Yok, Hilal, özür dilerim. Hilal, hayır, biz kazanacağız zaten. Tamam. Bir gün kaldı aşkım. O kadar çok fazla puan farkı var. Kanka yani Aslan inşallah gitmez ya. İnşallah gitmez. Gitmesin senin kanka. Puanın Aslı'dan yüksek mi? Bilmiyorum ki kanka. Bu Aslı için soruyorsun değil mi? Evet. Bilmiyorum ki kanka. Bana laf sokmaya gelmiş sabah. Vallahi lan kız benim. Geçen ama yüksek puan aldım ya. Onun için kurtarmışımdır. Şu kanka 3-4 alıyorlar, 4-5 alıyorlar diye. Biz bir aldığımızda 9-10 alıyoruz. Farkı direkt kapatıyoruz. Bizim de ayarımız yok ay. Yok.
dipteyiz ya çok dipteyiz ya en zirvedeyiz yani. Ortası yok yani. Böyle bir şey söyleyeyim mi? Alışatı kombini gerçekten hiçbir şey, hiçbiri bana ait değil aşkım. Bana da o fikirlerin. Yani bana da değil dediğim benim kaç senelik elbiselerim de onları çıkardım direkt giydim geldim falan yani. Ama daha kimse güvenmezsin. Kombin konusunda da güvenmezsin. Hani alırsın fikirlerini ama en son kendi aşkım dediğin fikri uygularsın. Aşkım ne kombine sadece kombine. Vallahi. Kanka. Para almadı inşallah. Bir de o kadar. Para almadı çok... inşallah. Aha. Para aldın mı bir de sen de? Yok aşkım. Bir de o kadar çok param gitti ki. Kanka o kadar kötü evet, haldeyim ki. Sürekli ala 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 bir ayakkabıya 3-4 bin ver. Artık aşkım sıfırlara oynuyorum yani. Ya ay diyebilir ya sisi diyebilir. Başka hangi konuda gösterebilir yani? Yani bu konudan artık yeter yani. Zaten çok konuşuldu. Sürekli gizli dinleyeyim dedim. İyi yap. Sürekli aynı sisi bir ayağa kalk bakayım. Gerek yok bence. Kulis çekimine geldiklerin gibi podyuma çıksan her şeyi başarabilecek misin gibi duruyor. Anladın mı? Kimin eğleneceğini düşünüyorsun Gizem? Senin. Benim. Evet. Tamam. Funda dedi ki. Daha uyanamamış. Funda dedi ki. Daha uyanamamış. Seni sevmiyor dedi. Nil seçer dedi. Koruma altına alır dedi arkadaş olduğu için. Onun haricinde herkes dedi. Tabii canım dedi. İlk gönderecekleri kişi benim burada herkesin. Onu biliyorum kanka bana bilmediğim lafontenleri anlat. Elemeye kanka potaya senle Funda'nın kalacağını düşünüyorum. Ya da Aslı'yla Funda'nın ikisi. Yani bu iki seçenekten biri ama Aslı bir tık jürinin gözünde değişmeye başladığı için orada dengeyi kuramıyorum. Ama yeni gelen kızı çok merak ediyorum ve çok iyi biri gelecek kesin. Aşkım aynen zaten yenilerin hepsi mükemmel ya böyle düşünüyorsun. Hayır kanka bence artık izleyiciden dolayı da seçilen kızları ona göre seçiyorlar ve iyi birinin geleceğini düşünüyorum. Ben bir haber duydum. Ne? Başvuranlarda. Arkadaşımın tanıdığı öyle bir modeller varmış ki. O modellerin öyle çalıştığı sponsorluklar varmış ki. Vallahi aşkım sona mı saklıyorlar öyle bir, bilmiyorum öyle ama. Bir vibe'ları, öyle bir enerjileri varmış ki şu an buradaki herkese gönderebilecek vibe'a sahiplermiş. Bunu bana diyen de gerçekten önemli projelerin altına imzasını atmış bir birey. Aşkım öyle biri varsa ben gurur duyarım yemin ederim. 4-5 kişi öyle tanıdığı var. Artık çok sıkıldım çünkü 4-5 evet. 4-5 kişi ben de aynı cevap verdim. Dedim ki kendimizi daha çok geliştiririz dedim. Evet. Bizim için de iyi olur daha dedim ben öyle biri varsa. Biri güçlüyse daha güçlü olur. Öyle 4-5 kişi var dedim. Günaydın, tünaydın, günaydın bakayım. Ne yapıyor benim kızlarım bugün? Pek sessizsiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Biraz klasik olayım dedim ama benim klasiğim de böyle işte. Ne yapalım? Yine ayakkabılarınız yakıyor. Bitir ondan sonra biz o zaman merhabamızı yapalım. Bitir kirpiğini. Efendim Funda kirpiğini bitirmezse düşecek size merhabamızı. Biraz sonra yapacağız ama önce bir sohbet edelim. Dünden bahsedelim değil mi? Şimdi neredesin sen? Şimdi düşük puan almışsın. Evet. Benim görüşüm. Sen büyük bedensin zaten. Oversize büyük beden. Yani ben senin üstüne düşünemiyorum. Gizem gibi bir beyaz tişört giymeni olursun ama tabii jürinin kararı her zaman saygı ama bu benim görüşüm. Senin için oversize pantolonun ceket değil. Pantolonun oversize'dı. Düşük puanlara gelelim. Nerede? Ben almadım. Sen diz. Sen de aslında bana göre boyfriend'in de neyse almışsın kızım. Aferin. Evet sen. Ben çok beğendim. Ama arzuları alaçatı demişler galiba. Çünkü bu kıyafeti tabii şu sıralarda yurt dışına gidemiyorum ama tabii ki bütün defileleri takip ediyorum. Ben de gündemi takip etmek zorundayım. Yurt dışında neler oluyor. O tip bir pijamanın farklı halidir o. Onu bir de böyle puf puf terliklerle giyip podyuma da çıkıyorlar ama o günün değildi olayı değil mi? Evet. Alaçatı'ya giyseydin herhalde onlar da bunu söylemişler. Bizi üzüldüm bayağı bu konuda. En benim için Sema'ydı büyük beden, Gizem'di büyük beden. Gizem zaten artık sevgili seyirciler nasıl yürüyor,
nasıl taşıyor? O bir kendine bir güven gel, bir şey oldu. Böyle böyle yürüyen çocuk harika oldu. O da beni çok mutlu ediyor tabii. Seni hiç beğenmediğimi biliyorsun. Evet. Ve gereken puan da almışsın. Senin hep için zayıftı demişimdir. Ama gene iyi kurtardım. Yok, gene fena değil. Ama evet, yani fena. İçin de dolu olsaydı bir beyaz tişört giyeyim mi diye bana sordun. Giy dedim. Vardı ama da. Üşendin. Gidemedin onu giymeye. Onu giyseydin sen de güzel puanladın. Çünkü üstünde boyfriend'ti. Hocam farkında mısınız bu senin gözlerini? Ne kadar güzel duruyor. Lensleri İyi yaptınız. Evet. Doğal. Ben gözlerde doğallığı seviyorum. Ben bile doğal olduysam. Doğallığı seviyorum. Ay kadar doğal olamazsın. Ayakkabılarım doğal. Beğenilmiş. Çok doğal. Sevindim. Çok çünkü o sen orada süetlerle çıksaydın. Evet, ay ya. ay gitmişti. Seninki de bana göre boyfriend'ti ama. Ben doğal olmuş muyum? Kirpiklerimi çıkardım. Lensen. Çok doğal olmuşsun. Sen tamam tam sokak şeydi. Evet. Tam sokakta rahatlıkla evet. Giyilebilecek bir oversize. Hocam ben en çok bugün konseptimi beğenecek misiniz onu merak ediyorum ama bugün şu çok an önemli. Söylemeyeceğim. Söyleme bugün evet. Çok önemli. Neden önemli onu da söyleyeceğim. Dekolteyi nasıl anladığınız çok önemli, ona geleceğiz. Sen benim için ortalamanın bir tık üstüydün ama çok güzel puanlar aldın. En yüksek puanlardan. Çok güzel puanlar aldın. Aferin. İlk anımı aldım. Aferin. Demek ki burada efendim burada şöyle tabii ki gerçek anlayamıyorum. Jüri olduğum dönemler, diğer yarışmalarda karşınıza geçtikleri zaman bütün detayları ve tek kişi karşınızda rahatlıkla inceleyebiliyorsunuz. Bir demek de hocam, ki inceleseydim. Jüri olsa beklentiler daha yüksek ve fazla tabii, oluyor. O yüzden tabii. Biz birazcık eksik kalıyoruz. Tabii. Ama tabii. Ben bu hafta çok iddialıyım. Hı? Benim haftam. Hepsi korksun benden. Wow. Vay. Wow. Vay. Gizem sakın beni yanımda almazlık yapma kazanırsan. Yok kanka. Geldin mi? Merhabamızı diyelim mi sevgili seyircilerimize? Hanımefendiler. Beyefendiler. Sevgili gençler. Çocuklar. Çocuklarımız. Stilikon programına hoş geldiniz. Stilikon'la hoş geldiniz efendim. İyi ki geldiniz. Bizler buradayız, bizler sizinleyiz, bizler mutluyuz ama final günü, mutluyuz ama final günü. Bir takım 20 bin liranın sahibi olacak, bir takım hiçbir şeyin sahibi olamayacak, bir de bir kişi aramıza veda edecek. Kim edecek, kim gidecek? Hiçbir şey şu anda bilemiyoruz. Hakikaten çok kritik. Kim kimi kurtaracak? Kurtarılan yarışmacılar, orada kalan iki kişiden kimi eleyecek? Hakikaten çok kritik bugün. Yani ne söyleyeceğimi ben de bilemedim hocam, bugün için. Hocam yeni gelen yarışmacıyı gördünüz mü? Evet. Evet. Nasıldı hocam? Ben hep iyi derim biliyorsunuz. Ama o zaman sonra... bu sefer kesin iyi çünkü az konuştunuz. Göreceğiz. Göreceğiz. Yarın hepsini göreceğiz. Onu da eyleriz. Ha? Onu da eyleriz. Efendim final konseptimiz neydi? Adam vardır. Dekoltenin. Dekoltenin yani, bir adam var. Dekolte. Şimdi ben kendi görüşümü söylüyorum. Dekoltede neyi çok severim? Tek bir yerdeki dekolteyi çok severim. Ya göğüs dekoltesidir, dekoltesidir. Ya bacak dekoltesidir, yırtmaçtır ya da sırttır. Bunu ben çok severim ama tabii herkes istediğini giymekte tabii ki serbest. Hocam ben de daha zayıf gözükeyim diye hafif V göğüs dekoltesiyle sırtı çok severim. Şuna karşı değilim, sırtla V'ye karşı değilim ama V dekolteyle ben çok fazla bacak, yırtmacı evet. Sevmiyorum. Ama siz sevebilirsiniz tabii ki her şeyi, her istediğinizi. Ha böyle konuşuyoruz ama tabii ki biz bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Efendim sizler her istediğinizi tabii ki beğendiğiniz sürece ki aynaya bakınca beğeniyorsunuz ki giyiyorsunuz uygulayabilirsiniz. Ben sadece fikirlerimi söyledim. Ne yapalım? Niye öyle suratsız duruyorsun?
Suratsız değilim ya, biraz yorgunum. Gerçekten. Daha dur. Evet. Benim ilk zamanım bu kadar enerjik değilmişim. Gizem ve Meksin meyvel et. Hayır değil. İlk zamanı. Burada en çok seni Ay seviyor. Kim? Yok, biz bugün daha tatlı güzel konuşmalar yaptık. Bugün beni evet. Bir tık gönlümü aldı. Ben de taşlarımı verdim ona. İyi yaptın. Taşlarını aldım. Vereceğim bir taş. İşte bizim çocuklar efendim. İşte benim oda. Biz böyleyiz. Seviyoruz sizleri. Müsaadenizle bir prova yapalım. Haydi provaya. 3, 2, 1, 2. Sarılı. Aşka. Sarılı. Aşkım portakal gibi. Sarı. Annen. Mandarin. Mandalina gibi olmuşsun. Mandarin diye bir tane kokteyl vardı. Gerçekten onun gibi. Mandarin değil mi? Evet. Evet. Çok güzel. Güzel olmuşsun, seni beğendim. Ama ciddi ciddi yiyorum ya. Aşkım karşıdayım bir. Yo, o yüzden değil. Ben mesela söylerim. Şey ben gibi değil miyim? İş kadını. Şurayı biraz daha kapatırsam evet, iş kadını olacakmışım. Ama elbisen çok şık. Ya. Yani gerçekten çok hoşuma gitti. Ayakkabıyla bunun uyuması da güzel, güzel olmuş. Evet. Bugün biraz sade olayım ben, dedim. Bu da uymuş bu sefer. Evet, olmuş. Ay değil bayılıyorum mi ya markaya ben. Çok güzel şeyler var. Sen de lensi çıkarsana yarın. Çıkarttım ben o gün. Kirpiklerim yok. Ay olsun, çok yada oluyor. Olacak. Ne oldu senin kirpiğine? Psikolojim bozuldu. İyi oldun değil mi? Gerçekten ya. Burası var ya, benim psikolojimi bozdu. Senin bacak dekolten mi var? Nerede? Aşkım bir de dekolte? Karın dekolten var. Karın. Karın. Karın dekolten var. Bacağına ne oldu? Aşkım dans ediyorum ya sürekli böyle orada. Yerde mi? Yerde. Gerçekten? Evet. Görürsün. Nerede? Aa. Nerede göreceğim? Cam. Burada bugün. Bugün değil ya. Ya bugün yap, ben göreyim. Sen tam prenses olmuşsun. Sen bacak dekoltesi yapacağına hiç şüphem yoktu. Niye? Ay, sana ay gerçekten bu ne ya? Düşünürdüm bence. Benim dizlik atmam lazım. Memeyi gördük biraz da onu görelim. Dans ederken. Ay, çok tatlısın. Ay bugün eleme prenses günü çok heyecanlı. Güzel olmuşsun ama. Elenmezsin sen. Kim elenir sence? Şey, benim gibi fısıldayarak söyle, tamam mı? Aşkım sinirim. Bizim grupta. İsmi lazım değil, baş harfi. Baş harfi NB'ye. Hayır, o sen elenmezsin. Sen elenmezsin. Aşkım seni zor elerler ya. Herhalde kız. Ay temizlesene beni ne olur. Her yerim tüy. Bu tüyler nereden geliyor? Aşkım yapabilir misin dersen düşünebilirim. Aşkım yapabilir misin lütfen. Ay bu çok tatlı. Bu yılan ne kanka? Aşkım yılan gibi kadın olduğum için yaptırayım dedim. Şurana yılan yaptırsaydın. Hayır aşığım bu dövmeye ben. Bak. Aşığım bu dövmeye. Bak. Oha Medusa mı? Evet Medusa. Şaka mısın? Bizi çeker misiniz? İnanmıyorum. Evet. Şey kurumuş boya. Elime ama bakın. Benim de kurumuş. Böyle çekin, ben ekran görüntüsü alacağım. Wow. Medusa. Güzel durdu aynen. Oh my çekin god. Vay kız. yine özendin değil mi ben? Evet seni stokladım. Stokladım. Yemedim içmedim. Dün gittim yattırdım. Dedim ne yaptırabilirim NBY'nin Medusa'sından. Ama çok da anlaşılmaz. Ay şimdi çok kurumuş elim kurumuş şu an. Kurumuş, keşke normal. Keşke elime dövme yaptırmasaydım. O kadar pişmanım ki. Sen onu galiba çok eskiden evet yaptırmışsın. Cezaevinde mi yaptın? Çok belli oluyor mu? Evet. İçerideyken. Ay hiç sorma. Ay senin hiç dövmen var mı? Ha var bir tane ay dövmen buradan var, evet doğru. Ay. Ay evet gibisin, parlıyorsun. Ha dur. Ay gibi parlamayan yarışmacıları karartmaya geldim. Senin
sloganın ne olurdu aşkım? Aa evet, senin tanıtımı görmek. Kendine bir slogan yazsa da. Bilbo sayılmaz, ne yaparsan yap sarsılmaz. Güzel. Güzelmiş. Güzelmiş. Beğendim. Ne zannettin? Güzel. Ne sandın? Bir de şey var, Cihat sarsılmaz. Ne? Ne var? 01'i izledin mi? Hayır. Tamam. Adanalıyım bir de. Adanalı mısın evet, sen? Sivas Adana karışık. Ben iki kere Adana'da ameliyat oldum. Ciddi, ne ameliyatı? Burun ameliyatımın ikisinde Adana'da oldum. Şaka doktorum orada. Ne alaka? Bu en ünlü Adana'da. Cadde ne? Bir tane yayıncı kız söyledi. Gitmedin mi Adana'ya? Hayır. Boşuruz. Ya bende var o çanta. Bir türlü kullanamadım biliyor musunuz? Bende ya? De var. Aşkım bir herkes türlü. Herkes de var. Bu güzel çanta. Titiz. Nipples. Herkes biz araya gitmiş herhalde. Merhaba. Bonjour madame. Bonjour. Kız desene bonjour. Kanka hayatta dilim dönmüyor yabancı dillere. Yakıştırmıyor. Ay ben Elif'in dekoltesini merak ediyorum. Elif galiba jean giydi değil mi? Pullu elbise. Jean giymiş. Mesela dekolte deyince göğüs, sırt, bacak, başka ne var? Bel var. Aşkım her şey bir dekolte olabilir. Sırt da dekolte. Aa kaynaklarında kaldı. Göğüs, sırt, bacak. Gizem sırtına yani bile sırtına bile shimmer sürmüş. Karı parlıyor ama. Hani? Baksana ya. Hareket ettikçe de şey balık gibi böyle parlıyor. Şapkan güzelmiş. Bugün söyleseydin sana kuş koyu getirseydim incili olanı. Kanka şapkan beyaz bir şapkaydı. Özden diye çok sevdiğim bir arkadaşımla birlikte dün bununla uğraştık. Evet. Ben ince diye tuttum. Özden mi? Evet. Cihan mı? Evet. Hayır. Ben evet dedim. Onu da tanıyorum. Ha ben de. Bakırköy'de oturuyor değil mi o? Özden evet. Mi? Yok. Değil mi? Bakırköy'de oturuyor. Sen kendini güçlü görme. Sen kendini güçlü evet, görme biz ya. Patlıyoruz. Aynen ya. Hiçbir şey demediğim zaman ama gayet her şey güzel oluyor. O yüzden ben konuşmayayım. Ben bugün susma hakkımı kullanıyorum. Prenses kendine çok akıllı bir konsept yaratmış. Yani bu kadar süsüne cuk oturacak bir konsept. Çünkü başka bir şeyle ben konseptini söylese... Aşkım. Bana başka şeyde konseptini söylese çok garip gelirdi. Sen ne ama yaptın? Öyle bir kılıf bulmuş ki. Ben diyorum ki bununla topuz yapayım. Bir şey farklılık dursun. Çok uygun fiyata aldım. Ben sesi alıştım bu arada biliyor musun? Teşekkür ben ederim. Hiç alışmadım. Alışamıyorum. Gece rüyamda geçen gece sizi rüyamda gördüm. Bok gibi uyandım. Bir baktım orada arkasına bakmadan dönüp çıktı Elif. Ben gideyim bir bakayım dedim ama ne var? Hoş geldiniz Elif Hanım. Buse'cim dekolte günde bebeğim. Dekoltesiz mi giyindin? Evet. Bu dekolte değil mi? Ay gel başladı yine. Buse sana inanamıyorum. Elif vs Buse. Sen dekoltesiz bir günde dekolte giyin. Alnına kadar yırtmacı var. Ne dekoltesiz var? Kafama ayol. Kadar yırtmaç yaptım. Ben ondan ne yapayım? Hem sırt, hem göğüs, hem bacak dekoltesiz. Ben sevmiyorum. Sanki altındaki etek sana biraz bol mu gelmiş? Yani şu arkanda popo kısmında üstte bir potluk yapıyor. Aşkım hayır oturdum düzeltmedim ya. Yok genel olarak dikişinde bir gel bak. Popom küçük biraz onun şuradan için. Bahsediyorum bak. Şu olmaması lazım normal şartlarda. Urkan Hoca'ya da sor. Bak bacaklarımı şu. Hayır bak şurayı açıyorum ya. Aşkım o başka bak, bir şey. Böyle olunca tamam, topluyor. Tamam sen şuralardan bahsediyorsun. O zaman ben kapatayım biraz daha. Bunu terzinden öğrendim bundan. Kapatayım biraz kapatma, daha. Kapatma aç. Orayla bir alakası ama yok benim böyle, dediğim şey. Ama böyle aşkım kim olursa olsun orası patlıyor bu şekilde. Çünkü ya. Burayı açıyorum. Bu sefer benim de aşkım. Bir dakika. Böyle çıkmayacağım. Çünkü aşkım ben şunu sana anlatayım yok, olayı. Yok anladım ben senin. Benim dediğim yerin burayla bir alakası yok. Bak sen şunu anlamıyorsun. Bak sen buradan darlamasını bahsediyorsun. Bak senin basenle alakalı. Aşkım hayır. Şimdi bak komple düşün elbise kapalı olduğunu. Bu şekilde olursa bak dümdüz. Aşkım ama bak ben şuradan bahsediyorum. Bak şurası. Şunu anlamıyorsun bir tane. Eğer kapalı olduğu zaman orası çok sıkı olursa bu sefer anladın mı çok şey duruyor sımsıkı duruyor. Aşkım, biraz bol olması gerekiyor aynı şey konuşuyoruz seni de. Ama. Sen şuralarından bahsediyorsun benim dediğim yer şurası. Tam şurayla alakası var diyorum i̇şte kanka. İşte tamam orayla bak burayı kapattığın zaman buraları da o kapattığın zaman şey orası yok. Yine aynı duruyor. Açtığında yani da aynı duruyor. O şey zaten olsa da olur olmasa da olur. O aynen. Benim küçük bir detay olarak sadece söyledim ben ona. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bakıyorum dekoltelerinize. Direkt düz topuz yap aşkım. Ay, çocuklar çok farklı şöyle. İstiyordum ya. Yapalım. Aşağıdan. Aynen yapışık. Zayıf kaldınız. Zayıf. Şunu çocuklar bu zayıflığı nasıl çözersiniz biliyor musunuz? Hep söyledim. Dümdüz bir elbise bile giyseniz kemeriyle,
küpesiyle, çantasıyla, ayakkabısıyla bambaşka bir hale getirebilirsin. Ben gibi değil mi hocam? Seni de o çok kilolu göstermiş. Onun farkında mısın? Farkındasın değil mi? Beyaz renk. Ama bunu bir kemerle yok edebilirdin. Denedim hocam. Olmadı mı? İstediğim gibi kemer bulamadım, evet. Denedim. Ben de o yüzden çantamı böyle tutarak yok etmeye çalışıyorum. Peki hocam, ben bir şey diyebilir miyim? Hepimiz çok şıkız da sizin bu şıklığınızı ne yapacağız? Ceketinize bayıldım. Aman efendim. Aman bayıldım. Efendim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ayferi hazırladı bu sefer benim bu ceketimi. Kiyılı. Ayferim, çok teşekkür ediyorum. Ben de çok beğendim. O zaman bir alkışlıyoruz kombiniyi. Çok güzel olmuş. Üç kişi alkışladı, diğerleri beğendi. Ben alkışladım. Evet, alkış alalım kızlar. Burkan Hoca'nın ceketine. Yok, ben hep onları alkışlıyorum zaten. Ama yani %80'iniz, %20'niz tamam. Çocuklar, dekolte. Bu dekolte mi? Bacaklarımı da kapattım. Stiletto giyeceğim, altına crocs'larımı çıkaracağım. O siyah çorabı hiç beğenmedim, neyse. Neyi beğenmedin? Siyah çorabı. Ben siyah çorabı, buram bembeyaz göründüğü zaman, efendim burası bembeyaz göründüğü zaman, alttaki bazı kıyafetlerde siyah çorap giydiği zaman, tabii bunlar hep benim görüşlerim. Hepimizin görüşü farklıdır. Şimdi giymesem de ama hocam, böyle hem altım çıplak hem buram çıplak oluyor. Buramın bir esprisi kalmaz. Hatta opak giyecektim, o puan yoktu. Ama şimdi sen dekoltenden çok direkt, ben seni podyumda gördüğüm zaman direkt ayağa çekiyorsun. Opak mı giysem? Bulsam. Ya da giymeyeceksin. Hiç ya da. Giymeyeceksin ya da. Giymeyince de buranın bir esprisi kalmıyor. Sen onu sonra, biraz sonra giymeden tamam. Bir bakalım hep beraber. Tamam. Çünkü dekolten nerede ya? Sema? Sırtında hocam. Sırtında, evet. Evet, dekolten. Acaba dedi, niye bu biraz daha yere kadar uzun değil? Ya da bak, ya da düz dur. Şimdi, tabii benim kendi sevdiklerimi söylüyorum. Şöyle olduğu zaman daha uzun boylu görünebiliyorsun. Çünkü bu burada kesmiş. Bunu buradan tenin görünüyor kestiği için, böyle olduğu zaman. Aklında olsun diye söylüyorum senin. Şöyle giyindiğin zaman şunlarla daha, bak şöyle daha boyunu da uzatmış olabiliyorsun. Sonra kestir bunu. Bugün değil. Acaba dedim bir tane kapatsa çocuklar nasıl olur? Bakalım, ona bir bakalım mı? Dur bakayım. İyice kesti. Aç. Aç bir taneyi daha. Ay bakayım sana. Neresi dekolte bunu? Hocam burası bacak. Allah dekolte. Yarabbim. Bacak dekolte. Bacak dekolte. Bacak öyle olmuyor işte dekoltede. Evet, burası neyse. Burası da var ama. Evet. Sen önünde öyle otur. Bununla zaten oturamazsın. Hocam, hemen buruşur. Ben konseptimi söyleyeyim. Portofino'ya Andrea Bocelli'yi dinlemeye gidiyorum erkek arkadaşımla. Çocuklar öyle güzel uyduruyor ki. Kılıfını şeyi çok güzel buluyor. O beyaz gelinlikte, ay be herkesi beyaz istiyor diye. O geçen gün Alaçatı'da, ben orada bir butik sahibiyim deyip. Çok güzel uyuyor. İşte bunlar çok önemli. Bunlar bizi etkiler jüri olduğumuz zamanlar. Ben nereye gidiyorum? Bilen var mı? Yok, konseptimiz yok. Düşünün, onu düşünün. Bakayım sana Hilal. Niye bu biraz daha böyle değil? Çünkü bilekten bağlı giymişsin. Bilekten bağlı giydiğiniz zaman şöyle bak. Şöyle olduğu zaman bir anda boyun uzuyor. Böyle olduğu zaman boyunu kesiyor falan. Söyleyeyim. Daha koca küpeler yok muydu? Böyle. Sana bakayım. Bunlar şeyle kombinli projesi gördüm. Çantam ve ayakkabımla diye bu küpeleri taktım. 12 tane küpe çıkardım. Sabahtan bir küpe çıkarıyorum hocam. Demek ki beğenmişsin ki takmışsın. Benim böyle hocam ama sonra sırt dekoltemi de birazcık belki göstereceksin. Keşke şu yırtmaç olmasaymış. Evet. Öndeki dekolte çok güzel duruyor. Evet, bakayım. Ay. İçimden ne geliyor efendim biliyor musunuz? Şunları şöyle yok etmek geliyor. Benim de geliyor. Burasını zaten, omuzları çok güzel. O çıksın istiyorum ama. Yapalım mı hocam böyle? Daha yok edin. Olmaz. Çıkar sonra. Şimdi bunların yaz daha zengin olması gerekir. Böyle cılız yapalım. Kalmış efendim. Gerçekten. Onun için söyleyeceğim. Artık karışmaya başladım iyice. Seni daha tam anlayamam çünkü çocuklar şunu hiç unutmayın. Bizim için de kim geçerli. Bu? Bir kıyafeti giydiğiniz zaman, kendinize aynada bakmak istediğiniz zaman, o kıyafeti beğenip beğenmemenizin en önemli özelliklerinden biri de
ayakkabınızı giyerek bakmaktır. Şimdi her zaman bunu yapın. Hocam. Her zaman bunu yapmak da çok faydalı olur. Size. Ben mesela şunu ayakkabısız gördüğüm zaman hiç beğenmiyorum. Ama ayakkabınızla bakarsanız beğeniyorsunuz. Bu çok kesinlikle önemli bir şey. Bu çok önemli. Dikkat edin. Sen kimi görmedim? Bakayım. Hocam beni böyle görmüştünüz. Şimdi bir de böyle bir göstereceğim tamam kızım size. Giymedin mi ayakkabı? Görmeyi çok sevmiyorum. Senin o tırnaklarından korkuyorum. Nereden biliyorsun benim öyle söyleyeceğimi? Çünkü belli hocam. Taş. Öyle ama. Ama taş. Taş. Evet, bir mücevherat firmasının büyük beden modeliyim. Ürün tanıtımı yapıyorum hocam. Enteresan. Yine de çok fazla değil mi hocam? Fazla. Bir de şey yapayım. Ama eleme günü ya dedim ki eleneceksem de taşlı tuşlu eleneyim. Böyle hatırlanayım. Elenme. Ay. Elenme. Seviyorum. Elenme. Ben de elenme. Sakın. Ne alsın onun çanta yerine? Çanta değil de hocam sanki bu kafasından göz... ya da göğsünden. Bence ben fazla kafaya takarım. Kafasındaki fazla. Ben kafaya takarım. Düşünün onu sonra. Bence. Çünkü şu anda biliyorsunuz çıkmadığınız için tamam. Podyumu jüri görmediği için onu bir düşünün. Çıkarın öyle bakın siz de ekibi. Çünkü zaten şey ya. Seni göreyim mi Sisi? Kalk çocuğum. O süs tam bitirmeden gelmez. Tamam. Enteresan. Süslü. Güzel bir şey ama. Kalk kızım, seni de bir sevgili seyircilerimiz görsün. Evet efendim, bugün biliyorsunuz aramızdan biri gidecek. Gene üzüleceğiz. Ve çok kritik. Kim gidebilir? Tahmin bile yürütemiyorum. Ben kendim adına konuşuyorum. Bugün ilk defa hiç tahmin bile yürütemiyorum. Siz de izleyin. Siz hangisini düşünürsünüz, ne tahmini yaparsınız bilemiyorum. Ben yürütemedim. Biraz sonra izleyeceğiz hep beraber. Hangi benim çocuklarım olduğu için onları hangi çocuğuma veda edeceğim bilemiyorum. Kritik bir gün bugün. Gerçekten çok kritik bir gün. Evet, gel. Çocuklar daha güzel olmadı mı? Batka mı? Kesinlikle çok güzel. Çok daha güzel oldu. Ben normalde ben tene ten severim. Ama şu anda değişti. Siz ne diyorsunuz sevgili seyircilerimiz? Demin görmüştünüz. Şimdi mus, biz mus deriz. Biz de mus yoram. Mus var. Opak deniyor halbuki. Artık evet. 40'dan falan deniyor. Onu giyince çok daha farklı olduğuna inanıyorum. Ne diyorsunuz? Ekip çok, ben de çok beğendim. Daha güzel oldu değil tamam mi? Tamam o zaman. Bir anda değişti. Bak oldu. Ayakkabıyla bak bir misalini daha görüyorsunuz. Ayakkabıyla nasıl değişebiliyor? Sisi'yi göremeyeceğiz efendim. Artık podyumda görürüz. Süslenmesi bitemedi. Evet. Şu saçlarımın önlerini yapacağım hocam. Tamam. Daha önlerini yapacağım. Elbisen çok güzel. Bu elbiseyi daha da zenginleştirebilirdin. Küpelerim de büyük küpelerle. Gibi şu falan. An onu arıyorum hocam. İnşallah bulacağım. O zaman büyük küpeleri koyduğun zaman evet, kolyeyi çıkartacaksın. Direkt sadece göğüs küpelerle bulamazsam da bu şekilde sırt dekoltesi evet vermişim. Boyu da yere değiyor. Ama hala istediğim gibi değilsiniz. Gel, çünkü Dilek abla. Her şey hepinize yakışabilecek. Büyütün. Aksesuarlarla, çanta, ayakkabı büyütün. Peki elinizden bir şey daha soracağım hocam. Sizce burayı iyice böyle açık ya, kocaman sallantılı. Geçen Hakan Bey çok beğenmişti küpem. Kocaman böyle Swarovski taşlı sallantılı şimdi, bir küpem vardı. Gene böyle bir şey giymiştim. Tamam çok güzel ama hem küpe hem yok, kolye. Yok hayır o zaman hiçbir şey takmayıp sadece küpeyi takmıştım. Dene. Tamam. Deneyin. Deneyin burası alayım. Bizim kulisimiz, backstage'imiz. Tamam. Deneyin, görün, bakın aynada. Gideyim ben artık. Onlar da son hazırlıklarını yapsınlar. Ben şimdi bu tip kıyafetlerde çok severim. Böyle üstündeki mont, hatta siyah jean montu bile severim. Benim gözlüklerimde var. Bazen tuvalet giydiğiniz zaman, uzun abiye giydiğiniz zaman bile onun üstünde böyle bir jean montla çok daha güzel olabiliyor. Ama tabii her kıyafet için bu olmaz. Bazen Oscar törenlerinde görüyoruz. Mesela trench coat için bahsedeyim. Oscar törenlerinde trench coat'u tuvaletin üstüne kesinlikle giyilmez denir. Ama trench coat'unuzun boyu yere kadar tuvaletse, trench coat'unuzun boyu buradaysa ve rengi de uyumluysa gayet güzel giyebiliyorsunuz. Bunu oralarda da
görmüş oluyoruz. Zaten bakıyoruz, hepimiz seyrediyoruz. Sonra kendi proporsiyon ve üstümüze göre deniyoruz. Olmuşsa olmuş oluyor. Ama aksesuarlara çok dikkat edeceğiz. Saçımız, makyajımız, ayakkabılarımız ve çantamız. En önemli. Bir kıyafeti büyütebilir. En önemlisi taşımak. Kendinize güvenip o kıyafeti taşımak diyoruz. Bakalım bu kıyafetleri bugün podyumda nasıl büyütecekler, nasıl taşıyacaklar? Hep beraber izliyoruz efendim. Ev buluyor, çok iyi Hoş da bulduk. İnşallah kızlarımızı da çok hoş bulacağız. Evet. İnşallah. Heyecanlıyız. Bugün bir kişi daha lanet gelsin sen, deyip gidecek. Güle güle lanet sen gelsin diyeceğiz. Sen çok mutlusundur çünkü birini yollayacağız. Çok mutluyum evet. Biri daha gidecek. İnşallah yeni gelen de gideni aratmaz. Pazartesi'de yepyeni bir yarışmacıyla burada olacağız. Evet, hiç uzatmayalım. Gelsin silikonu kızları. Ya no te niego que te extraño. Y no te puedo sacar de mi mente. Me paso todo el día pensando en que quizás no te di suficiente. Y quiero que tú y yo seamos lo que fuimos antes. Yo no quiero tenerte lejos, baby, tan distante. Bailemos hasta que esto se acabe. Aunque amo y tú lo sabes, el corazón tiene la llave. Pero supongo que se me hizo tarde. Y sé que fallé, te ilusioné, pero te juro no lo volveré a hacer. Porque te perdí y no quieres volver. Te clavaste en mi corazón sin querer. Y ahora por ti siempre lloro. Mi cuarto se siente solo. Por favor, baby, te lo imploro. Vuelve a mí, vuelve a mí. Y debajo de la luna vamos a bailar. Te comento que se siente espectacular cuando logro tocarte una vez más. A ti nadie podrá reemplazarte. Y debajo de la luna vamos a bailar. Te comento que se siente espectacular. Cuando logro tocarte una vez más, a ti nadie podrá reemplazarte. Quiero que tú y yo seamos lo que fuimos antes. Ya no quiero tenerte lejos, baby, tan distante. Bailamos hasta que esto se acabe. Aún te amo y tú lo sabes. El corazón tiene la llave, pero supongo que se me hizo tarde. Shikin kyori no kimi no hitomi seiko mareteru aima. Şinjirare nai ketsumatsuki Koukai ato ni tadanai Me no mae de seppun Surukoto sura kanawanai Genjitsu Sore demo kono sekai wa made from you Fukami ni hamaru sokonashi Sensui sensui Kimi ga hoshii suubyo Ore no heya wa namida de nure kukyoku Kaette kaette kure yona yona yu Otona no nai mono de dari Ore no moto ni kari ni modotte kitara Tsuki akari de futari odore ikite Se hizo tarde, yo volveré a conquistarte.
a la luna voy a llevarte. Te haré feliz si tú lo sabes. Todavía no se hizo tarde. Ya volveré a conquistarte. A la luna voy a llevarte. Te haré feliz si tú lo sabes. Dedikodu yapıyorduk biz de aslında. Evet, ben de sizinle dans. Klasik. Ben her zaman yani pozitif olmaya çalışıyorum hayatta. Onun için yani müzik yetiyor bana. Ben negatif miyim? O da nereden? Birazcık karanlık. Burada şey, boynum koptu Hakan'la böyle konuşmaktan. Ben senin sopa? Ha, ben negatif miyim İvan'a? Aşk olsun. Lanet gelsin. Lanet gelsin. Gelecek bugün lanet. Negatif değilsin. Final. Niye negatif? Yani sopanı unutun. Kızlar. Naber? İyi, sizler nasılsınız? Dekoltenin de bir adabı olduğunu bize bakalım gösterebildiniz mi? Sizce? Kız o ne hal? Çorap mı sen? Helen mi? Helen mi oldu? Helenistik. Siz ne isterseniz Prenses. Olur. Helen prensesi. Helen ters döndü mezarında. Ay, bir kere de düz dönsün. Elinde çanta mı? Evet. Piramit çantası. Evet. Hem Helenistik hem de Mısır şey var üzerinde. Gelince söyleyeceğim. Mısır'a kolye giden Yunan. Ben zaten kolyesi. Hadi. Hadi başlayalım o zaman. Melis'le başlayalım. Soy diabético sin insulina. Delirando en cada esquina por tu amor. Por tu amor. Llegaste solita, pero hoy. Hoş geldin. Hoş buldum. Durumun ne? Broadway müzikallerine gidiyorum. The Phantom of the Opera'yı dinlemeye. Böyle mi? Sahne alacaksın herhalde. En öndeyim. En önde izliyorum. İlk sıra. Ben en son Jean'le gittim valla. Ay Broadway'ye alacağım. Jean'le gittim ben. Ne izledin? Bir tane bir drag queenlerin inanılmaz bir şey. Gösteren müthiş Broadway'de zaten şahane. Buyurun. Ben... Sema Hanım buyurun. Sema. Bir şey uyan söyleyeceğim. Sema. Montunla geldi. Ay bu ne yapmış be, böyle sıfır vereceğim dedim. Ama çıkardın. Üç alacağım. Hadi. Ben taşların olmasını sevmedim. Çünkü burada tüyler var. Orada taş bana göre çok fazla. Bir de ayakkabının önden duruşunu sevemedim. Keşke sadece sırt detayın olsaydı, şiyanların olmasaydı diye düşünüyorum. Makyajını sevemedim. Bu kadar. Ne kaldı? Sen de bugün benim gibisin, sevgi dolu. Hiçbir şey kaldı. Sevdiğin bir şey varsa söyle. Semay'a katılıyorum ben de. Var mı? Söyle. Semay'a katılıyorum ben de. Hani... Ya sadece sırt detayın olsaydı, ya kolların full kapalı olsaydı. Yani hem yanların açık, hem kolların açık, hem Orkan hocamızın dediği gibi buradaki tüylerin çok yetersiz. Hem yandan bacakların açık, yani sevemedim dekolteye gösterme ve yansıtma şeklini. Bu kadar. Gel bakalım. Ivana.
Yona söz verdi, kaşları çizecek Melisa'ya. Evet. Onun için bir sandalye alabilir miyiz? İnce şeyde ucu. Çünkü evet. Kıl kıl çiziyorum ya, kendime zaten yapıyorum. Ben de kullanıyorum. Sana da kıl kıl tekniği yapacağım. Kıl bir kız zaten o. Senin çok az kaşlar var aslında. Hı-hı. Ve çok ince olduğu için çok sert görünüyor ve sert görüntü sağlıyor senin kaş. Ondan dolayı mutlaka kaşlarını kalınlaştırma gerekiyor. Ucunda biraz uzatmak gerek. Ve ben rengine turuncu değil, daha böyle kumral tonları, daha doğal. Saç gibi birebir tutma yani kaşları. Çok yapay duruyor. Hı hı. Her zaman doğal olması lazım. Şimdi görün. Sağ sol. 2 dakika şap şap. Bakayım. Buyurun arkadaşlar. Ben bakayım. Ay lütfen öbürünü de boyayın bana Allah aşkına. Ama biz de görebilir fark miyiz? Olsun. Boyutayım. Ay ya da böyle kalsın bırak. Biz de görelim. Öleceğiz. Oha. Bayağı değişti. Ben de görmek istiyorum. İkinci boyatayım mı? Boya ya. Boya ya. Az güzel görünüyor. Yok düşüyorum. Ama puanı az vereceğim. Ya şeyde farktan dolayı boyatmayayım dedim ama tabii ki boyatarım. Yani böyle ince ince kıl tekniği yaptığınız zaman da doğal duruyor. Tamamen boyadığınız zaman da çok yapay duruyor. Yani Mısır, Arap kraliçeler gibi görünüyor. Ben de o görüntü sevmediğim için ve boşluk, kaşlarında boşluğu seviyorum. Doğal duruyor çünkü. Evet, ameliyatı neredeyse başarılı bitirdik. Ellerinize ucunda. Sağlık. Keşke ben de görsem. Size vereceğim sana aynı şimdi. Evet. Şahane oldu. Ama mutlaka kaşlarının rengi doğa rengi olsun. Yani senin kırmızı tonları da olmasın. Çünkü sen stil sahibi kadın değilsin. Ve Hakan seni ne yaparsak beğenmeyecek. Onun da farkındayız. Beğendin mi kendini? Bakayım Melis. Beğenmedin mi? Hiç alışık olduğum bir... Alışmadan için farklı görünüyor ince tabii ki. İnce kaş diye bir şey kalmadı artık evet. Arkadaşlar. Yok kaşları mutlaka çizin. Güzel kaşı. Evet. Gülşen Bubikoğlu. Ay çok beğenirim o kadını. Çok güzel kadın. İfaden değişti. Tamamen şey oldun. O sert ifadenin daha yumuşak. İfadenin şeyin oldu. Teşekkür ederim. Eyeliner'ın da şekli de çekmenin de biraz daha farlarla ile beraber karıştırınca daha doğal duruyor. Çok sert eyeliner görünüyor. Şimdi elbisene geldim. Gelmez olaydım diyor. Elbisene geldim ama elbise hiç benim tarzım elbise değil. İçindeki tüyler sokar mısın şeyde? İçinde. Hiç görmeyelim onları. Onu biz de düşündük Uğurkan Hoca ile birlikte. Yanındaydım. Yapamadım. Şimdi yapayım. Dur. Kaşlara odaklandığım için tüyleri unuttum. Yani hoppa. En fenası. En kötüsü mü? Şey oyuncakçılarda satılıyor ya bir oyuncakçılarda böyle yok şey bayağı, stick gibi şey, şeyi. Migros'lardaki o şeylerde Noel Baba kıyafetlerinin işte. Tüyü o. O kadar oyuncakçı gibi değil yani. Ben de ilk yaptığım zaman hiç yani dedim bu ne yani bu kadar kalın kaş. Çünkü ben de ince kullanıyordum başta. Nasıl bir görüntü. Kol altına biraz uzadın canım benim. Onlara bir tıraş gider. Acilen bir jilet alabilir. Onu da yapmam aynen. Burada onu kendin yaparsın. Miley Cyrus neydi bu şey kızın adı? Miley Cyrus. Miley o da bir yaptı ya öyle tövbe estağfurullah. Bu elbisenin. Benim de hep öyledir ama. Gereksiz bir saçmalık. Bu elbisenin böyle balıkçı yaka, dümdüz, hiç on dekolte olmadığı süreçte. Sadece arka dekolte. Kalsaydı çok çok daha modern ve senin yaşına uygun bir elbise olurdu. Eldivenlere bendim ama o çantanın artık sonu geldi bence de. Gizem yeter. Satın almamış mıydı bu çantayı? Yeter. Sen bunu satın almadın. Herkes taktı bu çanta yarışmacının değil mi? Kaç kişi taktı? Gizem taktı diye hatırlıyorum. Tüyü vardı tamam, çıkardı. Tamam Gizem'in çanta zaten. Aynen. Melis taktı bir kişi daha taktı sanki. Yok mu? Neyse bu çanta artık biraz çok yoruldu. Biraz uyku alsın. Uyku moduna geçelim. Sonra tekrar görürüz. Al sağ ol. Bitti mi?
Bitti bitti. Hoş geldin Melis. Hoş bulduk. Şunu çevireyim de. Kum saatimiz de geldi Hakan'cımız. Az konuşmamız için kum saat. Az konuşmak için. 20 dakika. Şu an bunu çalıştırmadım. 20 üvey dakika ablalarına, 20 dakika oldu. Üvey ablalarına kum saat. Aşkım harcama konuş lütfen. Harcama boşa boşa. Pardon zamanım azalıyor. Zaten çok az şey söyleyeceğim. Melis nefret ettim o tüylerden bir. Hiç olmasaydı ya da bu elbisenin bilmiyorum ama ben bu beldeki dekoltesini de hiç beğenmedim. Zaten çok beğendiğim bir dekolte değil o benim. Ben de bu elbisenin şimdi ayakkabı detayını sadece önünü görüyoruz. O sivri burunu hı-hı görüyoruz. Yani ben bu elbisede onu da görmek istemedim. Saçın güzel. Makyajın bir tık daha ya suratını koyulaştır, dudağın da öyle çıksın. Madem o eyeliner'ı çektin öyle. Ama kızlan aşkım kızlan. Makyajın. Kızlan hızlan. Hayır, sen ses. Yavrum, çantayı son da son cümle bitti. Tamam, teşekkür ediyoruz Aslan'cığım. Bu kadar. Sen o sesli mesajları hızlı dinliyorsun ya, aynen, öyle konuş. Aynen, 1,5 öyle buçukla şeydi, dinliyorum. 16'da. Ben eldivenleri de biri, yani o öyle bilerek değil herhalde, biri tepede biri aşağıda. Yok, kaymışlar. Etiketi falan da görüyorum ama eldivenleri kötü değil. Çünkü kadın değil. Kötü değil ama genel olarak ben bunu ya seni... Ya düşmüş ama bu benim sorunum beğenmedim, değil. Beğenmedim. Şimdi tatlı, tatlı kız, çok stil sahibi bir kızsın ama bugün hata yapmıştın. korkunç, tek kelimeyle korkunç bir elbise. Nereden aldın onu? Malum marka. Bir dekolte yarışı var senin üzerinde. Şimdi bugünkü konseptimizde anlamanız gereken aslında tek bir silin dekolteyle var, ortalığın anasını ağlatmak. Şimdi sen... Mesela. İşte anladın mı? Anasını tek ağlıyor şey şu anda. Ara annemi. Bir de şu hataya düşmemek gerekiyor. Şimdi senin elbisenin kumaşı aslında Jarse ailesinden bir kumaştır. Yani spor bir kumaştır. Abiye olması zordur. Hele ki tül ve tüyle birleşecek gibi abiye olamaz. Çok aa, imkansız. Çok imkansız bir şey. Hiç konumuş bir şey. Tamam, son cümle. Burada sen zaten çıplaksın, yanların çıplak, buraların kolların görünüyor, sırtın görünüyor. Bir de bu kadar çıplaklığı o kumaşla tül eldiven koyduğunda birbirinden çok alakasız bir şey. Yani eldiven sendeki tek güzel şey eldiven. Çok güzel bir eldiven ama onun dışında bir de bu halde taştı diye o çantayı ve o ayakkabıyı da giydin ya, işte sen stil sahibi kadın değilsin, bunu gösterdin. Ben iyi giyindiğimde de bunu duyuyorum, artık alıştım. Sinirleri bozuldu kızın, artık alıştı. Oversize günümde bile. Stil sahibi denildiğinde kız gülmeye başlıyor artık. Artık gerçek. Çünkü yüzüm asılınca sinirli görünüyormuşum, onu fark ettim. Yüzüm asılınca... Önce böyle halk halk güleceğim sürekli. Güleceğim. Gerçekten. Bu arada güldün bile, o sert ifade bitmiş halde o kaşlara. Yumuşadım seni tamamen. Kavis gitti çünkü buradaki aynen, o üç sertlik gitti. 3 puan. Asla. 3 puan. Ne kadar güzel başladık yine. Maşallah elimiz çok açık. Çok yüksek başladı. Enerji de yüksek. Siz sizler gel. Hemen zaten sana söz verecektim Melis. Buyur. Benim giydiğim elbiseyi giymişsin ama benim taşıdığım gibi taşıyamamışsın. Hiç yakıştıramadım. Şu an yapamadığın kombini yaptığım için bu yorumu yapman çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim Melis. O gün bana yaptıkları yorumlarla kendince bir yere herhalde o yorumları peki, göz peki, önüne alarak teşekkür takmışsın. Teşekkür ederim. Kıskanman çok hoşuma gitti. Ben senin neyini kıskanayım ki? Kıskanman çok hoşuma gitti. Ben senin neyini kıskanayım ki? Kıskanacağım tek bir yerin hatırlamıyorum yok. Hatırlamıyorum bile. Ayakkabıların bile çok yok kötü. Dikkatim genel olarak değil, hiçbir şekilde taşıyamamışsın, çok kötü görünüyorsun. Böyle. Bayağı iyiyim bu arada. Savaş, neden senin bu kızgınlığın ve hırsın? Söyle güzel.
Sizi konseptin ne? Konseptim benim oturduğum evimin yakınındaki duvarlara ismimizi yazan küçük beyefendiye haddini bildirmek için güzel bir akşam yemeğine gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz akşam yemeğine? Güzel bir restoranda gidiyoruz. O ne gidiyoruz. Be? Ne saçmalıyorsun sen ya, be? Hakikaten. Rüyanda görseydin. Yani benden hoşlanan hiçbir biriyle şey, bir akşam yemeğine gidiyoruz. Hiçbir şey. Konsepti, kıyafeti, sus. O ne rezillik tamam, be? Tamam peki. Biraz şey katmak istedim. Rüyanda ne gördün sen? Böyle. Nasıl bir uyku düzenin var senin ya? Hikaye yapmak istedim. Evet, hikaye oluşturmak aşkım, istedim. Aşkım sen bunu başaramıyorsun yapma. Çantanı beğenmedim. Deneyim. Ayakkabında da genel olarak hoş gözüküyorsun. Çantanı beğenmedim. Ayakkabında da ince, daha sivri bir topuk bek ayakkabılarını verdim. Ayakkabılarını açar mısın? Rezaleti görmek istiyorum. İvana Hanım'ın ayağındaki topukluyu beklerdim. 2015'te giyiyorlardı lise mezuniyetlerinde. Kıskanma Melis. Ben seni neyini kıskanacağım hayatım? Ben... Kıskanacağım tek bir yerin yok. Peki. Haddini bildirmeye giderken tek taş takman da garip olmuş. Niye kıskanıyorsun? Tek taşı kendi almış. Söyleyelim. Elbisenin duruşuna bayıldım sende. İnanılmaz yılan gibisin. Çok iyi duruyorsun. Sadece ayakkabın kapalı, yani önüne hani o ayakların, parmakların görünmeseydi ben çok bir falso göremiyorum. Bir de Hakan Akkaya sürekli hani tek bant ayakkabıları daha çok yakıştırıyor böyle elbiselerin altına. O da değil ama. O tek evet, bant bir ayakkabı en azından değil. Hani bu şekilde. Ya beni... Deniz nasıl saçmalıyorsun? Ne o? Kötü. O topuk ne? O topuk tek bant ne? O. Çok kötü. O topuk tek bant ne? O. Çok kötü. O tek bant bir ayakkabı değil diyorsun. Değil. Ya lanet gelsin. Çok kötü. Çok kötü. O topuk ne? Hakan Bey 2015'te 2010'da giyiyorlardı o topuğu. Kız sen naftalin kokuyorsun giydiklerinle 1950'lerden kalmasın. Ben 1950'lerden 2015'e geldim. 2015'e ezikliyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Gel buraya gel tamam, sizi gel. Aslan. Ama ben sana hiç katılamayacağım burada. Bence inanılmaz güzel taşımışsın sen bu. Teşekkürler Aslan. Ben bayıldım. Teşekkürler. Zaten o sırt dekolten yani bu kadar oraya kadar açık olup bu kadar klas durabilirdi. Teşekkürler aslında. Bayıldım ben. Çok teşekkürler. Çok beğendim. Çantanı, o yaptığın yüzük ve bilezik ve küpeyle ben uyumlu buldum. Normalde burada taşlı çantaları çok beğenmiyoruz ama ben bu kıyafete çok yakıştırdım. Buranın da yapmış olduğun numara da güzel, saçın da güzel. Ayakkabılarını bir görebilir miyim? Ne oldu tabii bu ayakkabılara? De. Lanet gelsin gibi baktılar hepsi. Şöyle. Yo kötü değil yani ben zaten o kadar görmüyoruz bunu. Evet, tamam belki daha görmüyorum. İnce topuklu tek bant, zarif bir tek bant da olabilirdi oraya. Bu bir tık kaba kaçmış olabilir. Ama ben çok beğendim. Çok teşekkürler Aslan Hanım. Çok sağ olun. İvan Hanım. Sisi hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. Şimdi bu elbise Melis giydi. Ve biz Melis'in bu yüzücü yakasını eleştirdik. Hiç hatırlamıyorum. Dedik ki burası düz olsaydı çok daha iyi olurdum. Şimdi şu İvan'ın yaptığı şeyden sonra kendine şu gözle bak. Daha geniş omuzlu, daha ince belli oldun. Sen bu elbisenin bizim yorumumu kattın içinde. Teşekkür ediyorum. Ne dinledin demek ki. Burayı boş bırakmadın. Eldivenleri de taktın. O da çok da güzel oldu. Ayakkabı ben kızlara da hak vermek istiyorum. Çünkü çok zarif görünüyorsun. Artık parmaklarını görmek hem de o siyah ucuları da gerek yok. Deri ayakkabı olduğu için sweat olsaydı belki bir tık daha iyi olurdu. Ama mutlaka kapalı bir burun, zarif bir ayakkabı görmek isterdim bunun altında. Dön arkasında. Dövme falan da çok iyi duruyor. Müthiş bir sırt dekolte verdin ve çok da yakıştı. Çok teşekkür ederim. Saç, makyaj, her şeyini aksuarlarıyla tamamladın. Aferin sana. Çok teşekkürler bana. Makyajımı daha sonra hep böyle yap. Bu renk sana çok yakıştı. Sen koyu olmamalısın. Zaten karanlık bir tipsin ya. Arka sokak havası var sende. O yüzden böyle bir ön sokağa geçiyorsun bu makyajla. Eksiksiz duruyorsun. İki şey var. Ayakkabın, İvana'ya katılıyorum. Çantayı tölere edebiliyorum bu arada. Normalde sevebileceğim bir çanta değil ama o kadar iyi duruyorsun ki. Gerçekçi olmak gerekirse. Ben çünkü artık senden çok hoşlanmıyorum eskisi kadar. Ama bu kadar şık gelince bir şaşırdım. Belki yeniden severim. Buyurun. 9. Teşekkürler İvan Hanım. 9. Teşekkürler Aslan Hanım. Teşekkürler Hakan Bey. Tam bu elbisenin altına giyecek bir ayakkabı var. Söylemeniz ne var? Söylemek istiyorum. Söyle. O zaman biz böyle arkadaşlarımızın eleştirisi... Bir dakika. Çok özür dilerim. Chain sözüm vardı Aslan Hanım, İvan Hanım size de.
Bu sizinkisi. Teşekkür bu da ederiz. İlhan'ınız. Ne demek? Çok güle sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Bana ne geldi? Üçün şeyi. Ben de Cartier. Emin misin? Aslında sizinkinin içinde bir tane daha çikolata var. Hakan Bey verirseniz çok sevinirim. Al. Canım yani. Al bakalım çikolata. Asıl payı Cartier yani. Olamazdı. Ya da oldu mu Cartier mi? Paketini aha. Öyle tasarım pakete koydular bilerek. Şaka yapıyorum yavrum benim. Yoksa senin ne işin var burada Cartier'e bize hediye edeceksen eğer. Söylemenizciğim. O zaman biz şey yapalım, arkadaşlarımızla eleştirdiğiniz kıyafetleri eleştirdiğiniz şekilde yap düzelterek giyelim. Yap öyle gelelim. Yap ve gel. Aynen, tamam. Öyle yapacağım. Doğru ya ama yanlış yaparsan parçalarım seni. Okey tamam. Anlaştık. Gel bakalım güzel. Hiç sana yakışır bir kıyafet değil. O kadar basit ki üzerinde gider. Ne bileyim burada bu tarz giydiklerinde hep yüksek puan alıyorlar. Bakın hiçbiriniz sakın ha bir daha ucu bizim verdiğimiz puanı eleştirel bir tavır içine girmesin. Böyle gelmeye devam edersen senden hiçbir beklenti kalmayacak ve buradan gideceksin. Çok kötü gözüküyorsun. Valla ben de gitmek istiyorum Portofino'da evet, olmak isterdim şu anda. Erkek arkadaşımla Portofino'ya Andrea Bocelli'yi dinlemeye gidiyoruz. Ay tüylerim diken diken oldu. Hayaller, hayatlar, Gazi Osman Paşa'da pilav döner yiyeceğiz diye. Söyle size. Üzerindeki elbiseni çok beğendiğim elbise türlerinden ol satin elbiseler. Lakin senin fiziğine yakıştıramadım. Onun haricinde yani... şapkan gayet güzel, çantan gayet güzel, ayakkabıları gayet güzel. Bunu da kız arkadaşımla, Özdenciğimle dün gece inci inci diye tutturdum, birlikte yaptık. Çok güzel aşkım ama elbiseni ben senin fizik ölçülerine yakıştıramadım teşekkür o kadar. Teşekkür ederim. Ben de katılıyorum. Elbise vücudunu kötü göstermiş. Şapkayla elbiseni uyumsuz buldum ama böyle tonlamalarına baktığımda güzel gözüküyorsun. Dar. Gel bakalım. İvana. Evet, bir Portofino havası görüyorum. Ona uyum sağlamak istedim zaten sadece. Şahane görünüyorsun ama vücudunun uygun olmayan bir elbise giydin. Yoksa kombini çok beğendim. Teşekkür ederim. Tam böyle bir İtalyan havası o. Bu arada streçle falan sarmayı denedim de korseyi sipariş ettim Hakan Bey. Kargo süresini bekliyorum. Streçle sardık ama dişte olmadı. keşke ne bileyim kombini çok beğendim de ama senin üzerinde biraz şey durdu ama tekrar giyebilirsin dedin giyemezsin. Biraz kilo verirsin ya da korse giyseydin keşke. Korse giyseydim evet buradan hem yanımda olan korse buradan çıkıyor diye giymedim. Orada görünüyor. Hakan Bey'in söylediği korsede kargo süresini bekliyorum. Evet, saç makyajı da çok güzel. Teşekkür ederim. Senin streç benim tutmaz ama aklımda evet, olsun. Evet, tutmuyor. Evet, asla. Kızım hoş geldin. Hoş bulduk aslında. Benim çok sevdiğim bir elbise modelidir bu. Özellikle senin gibi hani çok fazla göğsü olmayan insanlara hatta daha bile düze daha çok yakışan bir şey. Ama şimdi burada Ivana'ya katılmak zorundayım. Çünkü senin kolların biraz yapılı yani biraz tombiş. bu elbise çok zayıf olmak gerektir. Yani bu elbiseyi giymek için biraz 34 yani mi? Bayağı 34-32 falan olmak gerekiyor. Bunu bilmiyorum. Sana şöyle bir şey yapalım. Zayıflayınca tekrardan eğer bu yarışmada devam ediyorsan. Ama baktığın zaman... Kıfos gideceğim de dinlenme süresi var diye gidemiyorum. Nereye sakın gideceksin? Sakın sakın. Sakın sakın çok sakın, zararlı bak, bir şey o. Sakın. Ve daha çok başka yerlerinden çıkıyor biliyorsun. Ben yaptırdım. Nereden aldırırsan. Lanet gelsin evet. Onu yapana ya, sakın. Deforme oluyor. Başka yerlerinde başka yağ yerden çıkıyor. Pırtlıyor bu aynen. Sefer yani. Patlak sakın. Veriyor. Bence sakın yaptırma. Spor yap.
Sakın bak, sakın. En iyisi spor arkadaşlar, hep söylüyoruz. Bence de yapma. Ama ben de kombinini çok beğendim. Her ne kadar kendinin dediğimiz gibi vücudunun elbisesi bu olmasa da kafandaki şapka çok şık duruyor. O çantan çok uyumlu duruyor. Renk koyu olduğun için aslında tenine, yani sen koyu olduğun için ve elbise böyle ekru tonları sana çok yakışmış. Tamam, beğenmişsin. Teşekkür ederim. Ben beğenmedim seni. Çok çok güzelsin. Hani suratının güzelliğini konuşmaya gerçekten... Anladım Hakan Bey, kıyamıyorum. Ama ki güzelliğin dışında hiçbir şeyin yok. Evet, ne yapabilirim? Şaka bir tarafa bak şimdi. Burada ya şapka ya çanta olmak zorunda. Düşündüğün havada bir kadın ikisini aynı anda almaz. Çünkü sen şu an o kadar yukarıya oynuyorsun ki... O yukarıda da o çantayla o şapka yan yana gelmez. Şapkanı çok beğendim ben. Teşekkür ederim. Ama çantayı tercih ederdim. Hmm. Ve bu elbise sadece sıfır beden kadınların giyebileceği bir model. Bak bu Elif'e bile olmaz, öyle söyleyeyim sana. Bu sadece Sisi olur arkaya baktığımda. Hakkını Sisi verir. Sen bu elbiseyi giymek istiyorsan da ben bunun bir tık bu kadar dar olmasaydı bu elbise... Yere kadar olup böyle aşağı doğru açılan hafif uçuş veren. Uçuş bir A form böyle ayağını bile görmesek o zaman şu ankinden çok daha iyi duracaktı sende. Çok iddialı bir şey giymişsin. Kurgu baştan çok güzel geliyor ama büyük fotoğrafa baktığımda no. Teşekkür ederim. Gizem, efendim, bana Portofino yaşattığın için 9. Ay teşekkür ederim. Ama maalesef kombin senin üzerinde farkı durduğu için 6. Yere çekip ağlayabilirim. Aşkım. Çok iyiydi yalnız. Ben de sana kucak dolusu bir 3. Teşekkür ederim. Ben bu ara işlere çok alıştım. Pes. 6. Teşekkür ederim. Ha? 6. 3 ne ya? Gel bakalım Nil. Yo te aviso, sé lo que veo. Ella sabe y eso se ve. Haciendo dinero por mayor. Ella sabe y eso se le ve. De pie, pino, sale su cama. Ella sabe y eso se le ve. Si tú la ves, ¿qué? Si tú la ves, ¿qué? Street love, street love. Con tantos mil carros más caros. Street love, street love. Viajando el jet por todos lados. Street love, street love. Con tantos mil carros más caros. Street love, street love. Tonight is club time. We gotta go. I go on for her on my black limousine. Forrado mi bling. My boots shiny, my wallet's loaded. Money, money like a BMP. Ella lo sabe y eso se le ve. Hoş geldin. Hoş bulduk. Durum? Efendim? Vaziyet, durum? Konsept? Etiler'de bir mekan açıyorum. Yani kokteyl gibi bir eventteyim. Var mı çatırmak istedim? Elif? Ya ben Buse'yi çok kapalı buldum. Bugün zaten söyledim ki yani sen bugün açmalıydın dedim. Ters köşe yapmış Buse bugün. Köşe yaptı. Çok akıllıca. Bayan dekolte. Bayağı ters köşe yapmış. Bu da açık. Çok bayağı cool görünüyorsun. Dekolte var. Senden hani beklediğim o ters köşeyi bugün yapmışsın. Bir tek şey yaprakla çıktığı için normalde. O kadar değil ya. Bizim Eva. Güzel görünüyorsun yani. Çok fazla teşekkür ederim. Kusur göremiyorum şu an. Sadece yarı bandım dikkatimi çekiyor o kadar. Söyle. Ayağım çok kötü. Ona lütfen bir şey demeyin. O kadarı da nereden gördün ya? Şimdi gördüm bak. Buse bir daha lenslerini takma lütfen. Çok iyi gözüküyorsun. Tamam. Çok iyi gözüküyorsun. Çok atıyorum. Boş konuşuyorsunuz şu an, gel hadi. Yeni bir tane sipariş verdi, gelmedi herhalde. Evet, gelmedi. Daha doğal bir şey. Hoş geldin Buse. Hoş bulduk. Şimdi üzerindeki çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok da yakıştı. Teşekkür ederim. Bak, ters köşe. Biraz böyle... Gizemli dekolteler vermek çok daha seksi oluyor. Benim tavsiyem. Tek beğenmediğim şey ayakkabı. O stiletto, bu maskülen takım asla olmaz. Bak stiletto severim. Çok da sevmiştim. Yakıştırıyorum ama bambaşka spor şıksın. Seyman'ın çizme keşke giyseydin. Çizme. Evet. Bunun altında tarz. İmzanın atmak için bu takımı böyle bir çizme, buruşuk çizme olacaktı, sivet çizme olacaktı. Deri de olabilir, buti de olabilir, kalın topuk da olabilir, ince topuk olabilir ama sadece o stiletto olmazsaydı. Olmaz mı stiletto? Hiç. Asla. Hiçbiri. Ki bu stilet çocuğu.
kadınlar olarak. İlk stiletto giymeyecektim. Keşke giymeyecektim. Stiletto'nun aşık yaşıyoruz biz Aslı Hanım'la. Evet, bayılıyorum. Ben normalde çok giyemiyorum aslında. Hı? Ama bugün tercih ettim. Normalde bir de o kötü hiç, bir, yani hiç senin ayakkabın yani, değil. Evet. Yani, hiç yok zaten dolabımda. Eski bu ya arada. Ya da onu Melis'e hediye et. Yeni almadım. Eski bir ayakkabı at ya. At onu. Lens yok. Yok. Bitti. Ona bakmaya kalktım. Ve çok yakıştı sana. Kendin gözleri daha iyi oluyor kadar düşünüyorum. Kadın oldun ki. Daha doğal, daha... Ben bendim. Kendim çıplak gibi hissettim. Puan kıracağım ben lens takmadığım için. Çok çok alıştım. 15 yaşından beri lens. Ama yakışıyor. Bak sen kendin öz şey renklerin... Seni nasıl yapıyor biliyor musun? Daha masum görünüyorsun. Evet, masum, daha masum ve seksi gösteriyor. Duruyorsun. Bak bu seksi. Ve daha biraz 6 numaraya bakabilir misin? Burada istediğin... Hiç bakmak istemiyorum. Bu kılıkta istediğin kadar aç. Evet, devam hızlıca. Buse'cim, öncelikle bu ters köşen için sana teşekkür ediyoruz. Çünkü burada eminim ben dahil herkes seni öyle bir bekliyordu ki bugün. Çıplak. Ya, gerçekten. Herkes bir şaka oldu. Hani dekoltenin de bir adabı yok konseptiyle seni beklerken. Ben de çok beğendim seni. Teşekkür ederim. Gerçekten böyle çok daha kaliteli duruyorsun. Yani bacak dekolten de bence çok yerinde. Hani evet bayağı bir açık ama hiç batmıyor. Takımın çok güzel. Ben de ayakkabılarını enteresan bir şekilde beğenemedim. Çünkü ben de hiç... çok beğenemedim bu arada. Ama herhalde sen çizme giyseydin bu bacağının yarısı kapanacaktı ya ondan rahatsız olacağım. Evet diyormuşum. Giymedin ama ben de buna çizme giyeyim. Buti. Kalın topuk yüksek bir buti ki bacağı çok güzel görünüyor. Evet, çok kesecek evet. Çizme. Çizme Sema, boy ister burada. Doğrudur ama Sema'nın bir tane çizme versene solunu. Bak durum bu. Bir tık budur evet, ya. Tarz duruyor. Budur bu yani. Niye? Şey de oldu, modern oldum. Cool ve tarz oldu. Budur. Şu an tam olarak anlayamıyorum ama izleyeceğim. İzlersin anlayacaksın. Evet. Ben sana çok kısa bir şey söyleyeceğim. Lütfen lens, bir süre lens kullanma kendini gör. O kadar güzel görünüyorsun ki. Buraya gelen ilk günkü kızla bu kız arasında o kadar fark var ki. Bu kız da çok iyi bir kız. Bunun ne kadar anlatabildim bilmiyorum ama puanım sana anlatacak. Ve lens takmadığın için sana bu puanı veriyorum. Ooo! Teşekkür ederim. Sakin ol. Lenslerim hemen atıyorum. Teşekkür ederim. Çok mu sevindiniz kızlar? Hadi. Hadi bana bak. Peki. Böyle gelseydi bu çizmiyle onları da. Onu da sıra kızlara da. Elif, sen geleceksin. Hoş geldin. Hoş buldum Hakan Bey. Konsepte şık olma yolunda ilerleyen bir kadının düşüşü. Biraz dedim artık düşüşe geçeyim bir tık. Tebrikler. Evet. Merhaba Elif. Konseptte hani bir dekolte istendi ya. Senin göğsün çok dekolte. Bacağın açık, sırtın açık, eteğin transparan. Ya o elbisen böyle hani simsiyah olsaydı, göğüs sırt patlatsaydın. Ya da böyle hani midi olsaydı tamamen sırtın kalsaydı sırtın açık, göğsün açık, bacağın açık, için komple transparan, komple bacakların gözüküyor.
hani ışıltısı çok güzel. Ayakkabılarını da beğendim, tek bant oluşu. Saçının topuzunu da çok sevdim. Ama çok fazla dekolte buldum. Bir de üzerindeki montu ben anlamadım. Şık duruyor mu? Duruyor. Ama değişik. Sen anlasaydın zaten... Çok değişik zaten, bir yorum oldu, farkında mısın? Sen anlasaydın zaten yine o elbiseyle gelmezdim bence. Vallahi gayet de tek dekolte verdiğim bir kıyafet yani. Söyle her yerinde Sema, değil. Söyle Sema, sus artık. Çok söyle konuştu. Çok konuştu. Ben ayakkabılarım ve üstündeki ceketin hani başka spor bir elbiseyle keşke kombinleseydin. Çünkü o pullu olmuş, üstündeki çok spor, ayakkabıların çok spor ya da en azından üstündeki çıksaydı elbisenle ayakkabını hani yine bir şey yapardı, görmezden daha gelir, gelirdik. Kolyeni çok alakasız buldum. O benim binimle. Şey gibi, Aslan Hanım gibi çıkarmadığım bir kolyem. Yalan ya. Bugün ilk defa takıyorsun. Yo, gerçekten hep takıyorum. Sana bir şey getirdim. Nerede? Heyecandan ölebilirim. Ya Hakan Bey, benim kıyafetim aç, herkese bir şey getirdiniz. Aşkım, o kıça zor dikiliyor biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Kaseyi biraz küçültürsen. Hakan Bey, kıyafetim hemen açıyorum. Gelecek. Onların hiçbirine gerçekten özel bir şey dikmiyorum. Gerçekten herkesin kombinlerini mahvederim, haftaya yırtarım gelene kadar. İnanmıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok ama burada neden peki? Şey, 10 puan alana çeviriliyor. Yakışacak. Burada ay, giymek güzelmiş. Yok. Fermuarın güzelliği. Çok teşekkür ederim Hakan Bey, çok sağ olun. Nefret ediyorum hepsine. Pahalı bir koleksiyon da New York'tan o. Giyemem Türkiye'de ki. Türkiye'de satışta yok. Burada giyemezsin ama. Yok, dışarıda seve seve. Umarım benimki daha pahalı olur. Güle güle giy. Gel. Güzelmiş. Güle güle harca. Şey, bunu çanta niyetine kullanabilir miyim? Saçları, makyajları çok beğendim. Zaten bu artık senin imza oldu. Evet. Toplu açık saçları. Bırakamıyorum artık. Çok modern, enteresan. Daha modern duruyor ve o güzel suratının orta çıkıyor. Yani bence de teşekkür ederim. Her kombine kaldırır bu saç. Payet elbiseyi snobe etmiş bir durum. Biraz okşarsın. Ya benim burada lafınızı kesmek istiyorum ama ben böyle çok abiye kıyafetleri sevmiyorum. Biliyorum. Böyle tarzın tek bant değil. Ayakkabıları falan da çok sevmiyorum. Belki bir tık bocalamış olabilirim. Bir de elbisemde bir problem var, kesin bir görmüşsünüzdür. Yok, hiç rahatsız etmedi oraya. Şeyin terzi bulamadım. Dekolte zaten önde verdin, arkada da onu var. Onu bilerek evet var da, da var. Ceketle hani çıkarmıyorum ama sizin için göstereyim. Sırtında var. Bir bakalım, göster o güzel sırtını. Heh. Güzel bir dekolte. Ben evet, kumaşın biraz zayıf bir kumaş bu payetinin. Ama ben kombin olarak sevdim. Hı hı. Çünkü yani sadece o elbise giydin, gelmedin, uğraştın. Modern bir tavrım var şu anda. Biliyorsun payet elbiseler böyle bir arabeste çok kaçar. Evet. Ne bileyim, Alaturka çok kaçabilir. Özellikle başka renkler de biraz daha. Bu tarz spor şık şeyler üstüne atarak yumuşattın o arabesk look'unu, tarzını. Ayakkabı da çok beğendim bu arada. Tek ben de sizin ayakkabınızı çok beğendim. Aslında böyle bir şey, hani sizin ayakkabınız olabilir tamam, miydi? Tamam, bu bir sohbet değil, kahve ev oturması benim, değil, sen susuyorsun. Benim stiletto bu kombinde olmaz. Çok klasik durur. Klasikleşti. Bu daha modern, daha şık oldu. Ya buti de olabilir ederim. Ama evet, iyiydi. Asla. Ha, hoş kursa, geldin. Ağzıma hoş sokarsın. Buldum aslında. Ben hemen bak zaman. Başlar zaman. İvan'ın ağzına sokacağım onu. Elif, elbiseni ben hiç beğenmedim. Ki ben kendim de payet kullanan bir insanım ama bunun payeti kalitesini. Doğru bir payet. Evet, basit bir payet bu. Hı hı. Bir de alttan yani elbisenin kapalı, transparan olan yerinde o payetin şeyi daha da meydana çıkıyor. O bacak bölümünde yani. Ve üst bölümünde de galiba var o transparanlık şurada. Orada kendini daha da patlatıyor yani kötü olarak. O yüzden elbiseni hiç beğenmedim. Ceketini ben güzel buldum, beğendim. O yakasını beğendim, kollarını beğendim. Yani bu ceketi bence kullan. Saçın, makyajın ben de beğendim. Ayakkabılarını beğendim ama elbisen benim için no. Hatta no way. Olamaz. Şimdi çantanı şöyle önüne tutsana. Önünde tut, evet. Şimdi baktığında Ivana'nın söylediği şey bence fikren doğru bir kombin yapmışsın. İşte o elbisenin üstüne çok modern bir ceket, spor bir ayakkabı, küçük bir çanta ama kullandığın parçaların hepsi başka kombinin parçası. Mont başka bir şey, elbise başka bir şey, çanta başka bir şey, ayakkabı başka bir şey. Bir kere o transparan, şimdi bu kadar kısa bir elbisede önünü açsana bir.
Şimdi böyle bir kalem elbisede zaten dekolte, zaten payet olduğu için artık o transparanlığı vermemek. Hiçbir kadın vermemeli. Hı. Bu Aslan dediği gibi payetin ucuzluğunu da gösteriyor. Bak şey yeri, etekli yer de sıkıntı evet, yok. Evet, o kapıyı ama çok net anladım demek istediğim. Onun dışında olmaz. Saçını kamufle ediyor o kısmı. Saçını markajını kısmı... konuşmayacağım. O zaten artık çok güzel. Görüntü hazır değil mi? Aa, ne görüntüsü? Ha, eski saç. Bir verelim mi? Bak. Şu iki kadın arasındaki buradaki kombin de çok da fena değil evet, aslında. Evet, idealı bir kombin. Ne hal? Bu onun iyileriydi. Bir de Kemet şu kadar. Çok güzel. Bak, bu uzaylı, bu da New Yorklu. İşte, çok ilerliyorsunuz. Burada Bulgar göçmeni gibi duruyorsun. Öyle değil mi? Roman hatta. Burada şey, bayağı New Yorker bir kadın. Zaten orada şuradakinde şey dedi, New York'ta. Aa kast. Tabii, Kast'a gidiyorum. Kast'a gitti. Konsepte ben seni kendine getireyim bir, al sana. Eyvah. Kombinenin sevdim. Al teşekkür sen. Ederim. Ben 2-3 parçanı sevdiğim için yani ceket, ayakkabı, çantanı da sevmedim ben bu arada. Elbisen no ve makyajın için no. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Gel. Hoş buldum. Söyle güzel. Bokmayacaksın kesin. Anneannem düğünlere giderken üstüne tünik alıyor, siyah böyle gidiyor. Bir sallamasan şaşarım Gizem ya. Diyorsun gayet güzel olmuşsun, buraya herhalde, geliyorum. Anneannem gece yatarken de böyle bir gecelik giyiyor. Gömüyorsun. Evet giyiyor çünkü bakımlı bir kadın. Canım anneannem. Benim anneannem de bir tanem. Aslında çok sıradansın yani, anladın mı? Ne diyebilirim? Ya ne yapmamı bekliyorsun? Mesela hani diyoruz ya benim tarzım. Aşkım ne yapmanı bekle, bir beklentim yok. Baktığım zaman bana göre sıradansın. Yani yoruma da hemen çemkiriyorsunuz. Ne diyebilirim size? Mükemmelsin şu an var ya. Teşekkürler, bayıldım. Moral oldu, sağ ol. Yani söylenecek söz yok. Söyle, ay söyle. Konseptin ne? Konseptim kendi firmamın lansmanına gidiyorum. O gözlükler olmamış. Ne bileyim, içine bir de daha ince çorap isterdim sanki böyle. Ay bak beni lütfen kahkaha attırma. Bunun altında ince çorap olduğunu biliyorsun. Zorun değilsin. İnce çorapla çıktım. Hayır, ben içeride de giydiğimde dedim ki ince çorap daha güzel olmuş diye. Kendi yorumumu yapıyorum. Rica edersem bak, sen de dinle, olur mu? Daha güzel olur dedi Uğurkan Hoca. Arkada hayır, burada giyindi. Hayır, ben Uğurkan Hoca'dan önce söyledim ki, sana çok içeride. Daha iyi oldu, ya böyle çok bir daha şey güzel yok oldu. Ya. İçeride sen o ince çorabı çıkartırken ben sana çıkartmadım, dedim ki... Çıkartmadım, ben onun üzerine giydim biliyorsun değil mi? Ve gerçekten böyle çok daha iyi oldu dedim. Sanki Uğurkan Hoca'dan duymuşum gibi lanet ediyorsun ama Uğurkan içeride zaten söyledim ben sana bunu içeride. Uğurkan Hoca ama da dedi ki üşenme giyin. Ama ben söyledim, onu da hatırlıyorsun giyin. Ya neden ya bu konuya değinmiyorsun? Ya lütfen oynamaz ya, ay oynama lütfen. Tamam yani peki ya, sen oynuyorsun da neyse. Bu daha iyi oldu deyip buraya gelip boş yapma bana ya. Gerçekten yani konuşmak için konuşuyorsun, yorum yapmak için yapıyorsun. Beni gerçekten hani böyle bir yerden vurmak için. Hayır diyebilirsin, elbiseni beğenmedim, konu bitti. Bir şey söyleyeceğim. İçeride sana yorum söyledim. Yapıyor. Burada da oynuyorsun diyorsun ama sen oynuyorsun. Sen şu oynuyorsun. Anda hiç doğruyu konuşmuyorsun ama yine de bir şey demeyeceğim. Keşke orayı bir çekselerdi. İnce çorap isterdim. Abiye çantanı da beğenmedim. Küpelerinde daha yaşlı göstermiş seni. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Söylemeniz hayat yalan şey. Ya şaka gibi. Asıl senin hayatın yalan. Nasıl konuşuyorsun böyle? Yalan mı? Kendinize gelin. Dışarıda yapın kavganızı. Moda konuşuyoruz. Ben sanki seni sürekli bu podyumda aynı çanta, aynı ayakkabı, aynı küpeyle görüyormuşum gibi hissediyorum. Yani gerçekten o kadar çok kullandım ki çok sıkıldım artık bu kullandığımı. Neyi çok kullandım? Çantamı ayakkabıyı da, çantayı da, ayakkabımı da evet kullanıyorum çünkü çoğumuz aynı ayakkabıları kullanıyoruz. Evet ama o kadar çok dikkat çeken parçalarda kullanıyorsun ki
Bir de ruj, yani ben rujun parlak olmasını istemezdim bu kombinde. Zaten yanlarda ışıl ışıldı yani. Evet çünkü kendi lansmanım bu şekilde gitmek istiyorum. Ya Hakan Bey bir şey söylemişse dün bütün gün bunu konuştum arkadaş ortamında da bunu sildirmek istiyorum. Hepsi yani bir tek o kolundakini seviyorum. O bacaklarındaki falan böyle gömdü derede ya, çamur, dere kenarında çamur bulanmış gibi. Ben vermedim mi numarayı? Sana vermedim mi? Yok, gel abi, gel buraya. Bugün alayım sizden. Sakızdan vereyim. Çıkmış gibi dövmelerin. Evet. İlk ben buyurun, kısaca bir şey söyleyeceğim sana. Benim için çok şık, stil sahibi bir kombin mi? Hayır ama çok iyi duruyorsun. Teşekkür ederim. Opak çoraptan başka bir çorap olmazdı buraya zaten. Ayakkabın olmamış, küpelerine bayıldım. Teşekkür ederim. Ayakkabın olmamış ve çantan benim için olmamış ama onun dışında çok iyi duruyor. Çünkü sen de bize dekoltenin daha günlük yorumunu aslında veriyorsun şu an. Teşekkür ederim. Dünkü ne kadar senin üzerinde emanet gibi duruyordu o kombin, şu andaki o kadar tam sen bir kombin giydin ki. Bu senin tarzın. Evet. Teşekkürler. Klasik. Sade. Çok fazla abartmadan. Sadece aksuarları böyle bir imza attın. Dekoltenin yerinde. Bu elbisenin bu vatka olmasaydı olmazdı. Vatkayı koydum ama koydum, şey Hakan mi? Benim vatkasından değil birazcık eğreti bir vatka kayıp duruyor. İşte o vatkaları bu elbise modern ve daha genç, fresh, güçlü gösterdi. Evet hiç senin yapabileceğin bir şey değil aslında. Sizin sayenizde vatka kullanmayı öğrendim ben gerçekten. Ben ilerleyen çok kişi görüyorum burada. Çok dinlenmeyen, öğrenmek güzel, hiç evet. Dinlemeyen bir kişiler de çok var burada. Ama ayakkabın hariç beğendim seni. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben de o elbiseni beğendim. Yani dekolten bana ölçülü geldi. Hiç beni rahatsız etmiyor. Gayet bu kıyafetle bir sürü yere gidebilirsin. Baktığım zaman gayet de şık gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Küpelerini geçen sefer de kullanmıştın galiba. Evet, ben geçen sefer de beğenmiştim. Evet. Çünkü ben böyle küpeler seviyorum. Ben de çok ben Melis'e şu bakımdan katılıyorum. Evet ben de sıkıldım birazcık ama sen de kendi çizginden ilerlediğin için, saçmalamadığın için ben böyle olmasını tercih ederim. Ama şimdi Buse'ye de dedik ya kendi çizgisini bozmadan bir şeyler yapıyor. Sende de bazen farklılık görmek istiyorum ama kendi çizgini bozmadan. Tamam. Yani gidip çok kendine ters bir şey giyme. Tamam. Ama bak mesela o bugün şaşırttı. Ama yine kendi çizgisinde. Anlatabiliyor muyum? Onun dışında gayet şık gözüküyorsun. O zaman... Beğendim ben. Teşekkürler. Bir susalım, puanlar konuşsun. Teşekkürler. 6. 7. Teşekkür ederim. Hilal'cim gel. Hoş geldin. Merhaba. Nedir durumu? Araba çarptı, bu hale geldi. Hayır, Burj Khalifa'da bir iş yemeğindeyim. Yani renk falan o tarz, çok sevilir bu tarz renkler. O yüzden Araplarda. Lanet gelsin sana. Söyle. Hilal merhaba, hoş geldin. Merhaba. Ya dışarıda çok tatlı birisin ama kombinini yorumlamak zorundayım. Lütfen bana alınma, üstündeki elbisenin göğüs kapı sana hiç oturmamış. Kombinin de aşırı zorlama duruyor. Hani kombinlemek için kombinlemişsin gibi. Gerçekten çok tatlısın ama küpen ne alaka, çantan ayakkabın ne alaka hiç bilemiyorum. Aslında sen çok açık olduğu için küpe. Sen bile böyle yorumlar yapar oldun ya. Sayenizde. Yeni geldiğin günkü kıyafete sayenizde bak. Sayenizde Hakan. Bir de şuraya bak. I love you. Prensesleşti. Bu kadar, teşekkürler. Söyle. Ya ben müsaadenizle farklı bir konudan girmek istiyorum. Hatta bugün müsaade dedi istedim bunu söyleyebilir miyim diye. Söyleyebileceğimi söylediler. Seni hani yermek için ya da övmek için vesaire konuşmadım hiçbir zaman. Şimdi şöyle bir şey var, biz burada hepimiz emek veriyoruz. Koşturuyoruz, sürekli bir şeyler arıyoruz, iyi kötü bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Kendimizden ne bileyim ben bir vatka kullanmayı öğrendim, kaşlarımı açmayı öğrendim. Geldiğin günden beri sadece hazır olan ürünleri giyiyorsun. Hiçbir şekilde geldiğinde kendi bir şey getirdiğini ben açıkçası görmedim. Kendi kombinini görmedim ve bu yüzden sürekli kendin olmayan şeyleri giyiyorsun. O yani benim o ilk gün
gördüm hani yüzün tarzın, ne o küpe kızı, ne bu elbise kızı, ne ayakkabıların sen, o ayakkabıları ben giysem evet ben böyle bir arabesk tarzı, böyle bir daha tarzım farklı bana gider ama sana gerçekten gitmiyor. Hani gerçekten bir tarzın yok, bir gün bambaşka geliyorsun, bir gün bambaşka geliyorsun ve hep hazır. Tam, hiçbir yemek görmüyorum. Hakan Bey bugün kendine ait bir parça getirmişti Hilal, benimle aynı kıyafeti, deri bir çizme, deri bir çanta siyahla kombinlemişti. Ben de ona bir kere pişti olduk zaten, ikinci de böyle gözükmek istemiyorum. Ya sen ya ben, yine birimiz değiştirelim dedim. O değiştirdi, o yüzden kendine ait bir şey getiriyor. Neden böyle şey yaptınız ki? Evet, ayrıca kullanmak yasak değil ki. Evet. Biz hepinizin yorumlamasını puanlıyoruz. Aynı takımdayız diye ben. Ha, sen yine mi ondan daha iyi olduğunu düşündün? Evet, çünkü iyiydim. Ama anlattığın kombinle senden çok daha iyi durabilirdi. Giyip gelebilir mi Hakan Bey? Hayır. Gel. Aslancığım. Hoş geldin öncelikle. Şimdi ben çok kısa bir yorum yapacağım. Üzerinde ayakkabıların haricinde hiçbir şeyi beğenmedim. Bu bir. Çok tatlı bir kızsın. Bu podyuma gelmiş bence en masum kız sensin burada. Yani seni az zamandır tanıyoruz ama benim hissettiğim bu. Genel olarak benim öngörülerim ve hissiyatlarım çok kuvvetli olduğu için bunu sana söylüyorum. Evet çok tatlı. Sen diğerlerine tostun arasında eriyen yani, peynir mi dedin? Ne? Öyle demedim ama yani çok iyi olduklarını söyleyemem kalben diğerlerine. Evet. Bu şeyde yani bu podyumda kendini çok fazla geliştirebileceğini düşünmüyorum ben senin. Evet. Yani böyle bir öngörüm var seninle ilgili, belki de ön yargı. Bilmiyorum. Ama hissiyatım bu yönde. Yani o saçla şimdi Funda'nın da taktığı küpeler taşlı ve sarkıntılı bir küpe. Ama mesela onunki çok daha iyi bir mağazadan alınmış ve seninki çok daha kötü bir yerden alınmış gibi duruyor. O saçınla, o küpe, o tipinle. Yani sen mesela neden birazcık daha afro tarzına falan gitmedin? Neden kendi suratına, saçına uygun bir şeyler giyme. O kadar eğreti duruyor ki kıyafetin. Yani olmuyor. Yani gibi bir türlü olmuyor. Son anda bir... Hayır ama genel olarak sende bir Amerikan köylüsü havası var. O Kaliforniya'da abiyeler giyerler. Olmuyor yani. Evet yani ve... Anladın değil mi? Senden ilk geldiğimde ilk gün tipinden ümitliydim ben. Söylemişsem değil aslında. Beni gerçekte görseniz aşkım, yani aşkım onu göster o zaman, ömrün yeterse. Evet. Bir tek ayakkabıların güzel. Söyleyeyim bu kadar. İşte ben de bir böyle bu podyumla hakikaten hak vereceğinin bir tarzını bekliyordum sende de. Ama neredeyse haftaya bitirdik, ilerlemedin. Belki ortan sana uygun olmadı, belki kafan karışıklığın var, belki tarzın yok. Yani onlar hepsi tartışabilir. Ben bir hafta içinde seni çok fazla yıpranmak istemiyorum bu konuda. Ama ilk günde çok tarzı gelmeliydin. Yani eksikleri olmamalı. Göremiyorum bir şey. Yani sıradan bir tarzın var üzerinde. Bakalım. Kaliforniya'da teyzesinin kızının düğününe katılmış bir kız gibi duruyorsun benim için. Asla. İki. İki. Teşekkürler. Teşekkürler. Sema gel bakalım. Bu kombine kesinlikle bir zafer yürüyüşü gelir diye düşünüyorum. Ay gelsen otur buraya. Şu an yok, yok. Şu an gelecekti. Selma söylediğin için geldi. Gerçekten. Yok yok, doğru söylemen istiyorum. Ne söyleyeceksin çok merak ediyorum. Bence takımındaki en güçlü görünen kişi sensin. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür gel ederim. Böyle be. Gel böyle. Çok iyi ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? İşte Sema bu. Ah teşekkür ederim. En basicsin bak. Konseptin ne? Ben bir markanın lansmanına gidiyorum. Tabii kaçış en kalıcısı bu zaten bak. Bugünün en güçlüsü sensin. Basicsin. Gündüz bile giyersin bunu neredeyse. Ceketin çok iyi, çantan çok iyi.
üstündekinin takım olmasına, tight denen şeyden nefret ederim. Fakat üstündekiyle takım, ya hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Efsanesin bu. Hoş geldiniz Sema. Hoş buldum. Senin burada podyumda iniş çıkışlar da çok oldu. Tarzını da tam çözemedim ama bir çizgin vardı her zaman. Ama bence bu tarz senin olmalı. Vücudunu, yüzünün de, tavrını, kendi yaptığın işine, kimliğine çok uygun bir tarz. Kirpikleri çıkarttın çok da yani taşamak da çok biliyorsun çok önemli bu iş. Bir arkanı dönsene. Ha şimdi onu diyecektim. Herkes bu tarzını taşamaz. Bazen evet. Yani taşamaz ve yakıştıramaz. Yani sadece modern giymek yani demek ki tarz oldunuz demek değil. Bu arada üstündekiler de çok uygun. Kaç para? 260 gibi bir şey, altındaki de 300'e yakın. Evet, bak. İşte zengin olmak, tarz sahip olmak demek değil. Evet, hep söylüyoruz bunu zaten. Aynen. Benimdeki YouTube çektim, 300 TL 3 tane kombin yaptım. Tavsiyemi izleyin. Tarzının, yani pazardan giydim ve hakikaten 300 TL 3 kombin, 100 TL 1 kombin. Tabii ki 5 sene önce, şu anda biraz yani TL'leri o kadar şey değil, zayıfladı. Ama o gözlüklerini taktın da bir gözlük kadar müthiş görünüyor. Tek şeyim var, bu çanta artık yasaklayacağım kendim. Bilmiyorum, jüri arkadaşlarımın aynı fikirde mi? Bu çanta benim arkadaşlarım çok rica ettiği için hani kurtarıcı parça gibi herhalde. Ben takamıyorum, ilk defa kullanıyorum. Hayır. Hem de bu tarzın zaten bu çanta doğrusu. Evet. Yani bu çantanın tam cuk diye oturmuş bu kombin üzerinde. Ama dedim ki biraz farklı şeyler görmek isterdim. Aksesuarlar olarak. Aslan. Hoş geldin Sema. İvana'cığım ne zaman aldı bu çekimi YouTube için? 5 sene önce mi? Ya 6 sene var. Çünkü ben kendi YouTube'um için bir pazara gittim de daha yeni yani. 1,5 ay önce ben falan fiyatlar uçuyor. 300 lira bir kombin yapamıyorsun kombin artık. Kombin değildi de ben market sebzeye gittim. Onu da böyle bizim Beykoz tarafındaki en pahalı Sihil diye bir market var. Onunla kıyasladım. Pazar marketti benim konseptim. Ama pazar uçuyor yani. Tabii. Pazar bile pahalı artık. Bu arada şey bilindik bir mağaza. Yani denk geldiler indirimde olduğu için, tek kaldığı için bu fiyattı normalde. Şimdi, ben çok gezdim, dolaştım. Pazarlardan evet bizim de gücümüz oluyor ya. Evet. Ben de inanılmaz pazarlık yapıyorum Aslı. Yani neredeyse bedava alıyorum. Hakikaten Ankara'nın bağları bile söylüyorum. O derece ağlıyorum orada tezgahın yanında. Ben izlemiştim bu arada sizin o videonuzu pazarda. Nasıl? Birini giydiriyor, kombin yapıyordunuz. Ben izlemiştim sizi. YouTube'da. Evet. Seviyorum. Pazar tebrikler. Yani. Bravo diyeyim ama. Güzel bir şey. Vallahi helal. Ya boşa para vermeyelim diyorum. O doğru kadar. Söylüyorsun. Şimdi Sema, takımına ben de bayıldım. Vücudunu inanılmaz güzel göstermiş. Zaten güzel bir vücudun var ama bu takım senin vücudunu çok daha iyi göstermiş. Özellikle arkanı döndüğün zaman dekolten, buralarındaki o vatkalar falan, bacakların incecik. Ceketini bir şöyle at. Yani o Hakan onu sevmiyor da görmek için ya da giy. Bayıldım. Çok giy, güzel bir ceket o. Atmayın şu ceketleri. Bu ceket de çok güzel. Bu nereden? Bu da mı o mağazadan? Yok, farklı. Değil. Okey. Bu da çok güzel. Yeni mi o? Montun mu? Evet, ikinci giyişim. Bayıldım ben. Özellikle o kesimi falan, o fermuarın orada olması falan çok çok güzel. Gözlüklerin muhteşem. Çok iyi gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Çok beğendim. En çok seni beğendim bugün. Kıyafetinizi çok beğendim. Çok beğendim. Çok beğendim. On! Aslı oğlum! Haydi bakalım, zaten hiç başlasın. 30. 3 dur. İkinci 30 geldi. Kim almıştı? Gizem sen miydin? Nereden nereye? Rizli. Sevinin. Hadi ya. Haydi bakalım.
Şimdi arkadaşlar bir şeyle altını çizmek istiyorum. Açık ara öndeydiniz. O aradaki açık çok aza indi. Aradaki açık oldu cicik. Bir açık var ama o açık hangi açık hep birlikte göreceğiz. İki yarışmacı kaldı ve bir kişi bugün podyuma veda edip diğer takım 20 bin liranın sahibi olacak. Ay, gel. Söyleyeyim. Söyle. Erkek arkadaşın mı geldi? Boy Frankie. Adı bir ne? Firmanın, bir firmanın, çalıştığım bir firmanın kutlama gününe gidiyorum. Onlar neydi? Ay'a hediye gelmiş herhalde onlar. O da hayır, getirmiş. Gizem'e geldi. Gizem'in erkek. Kime geldi? Aa, Gizem'e. Alalı. Kimden geldi Gizem? Kendi yollamıştır Gizem. O kadar da değil, değil mi? Sevgili... Yani öyle bir şey ihtiyacım yok. Markayı görüntüldüm burada. Şuna bakayım, mavi kutuda ne var? Ya Hakan Bey, ilk ben de alsaydım. Evet, kendi baksana. Heyecanı öldürmek. Şu anda baktılar ayın kombin kurtarmayacak. Alabilirsin. Notu da al. Ayılar, pahalı bir şey değil. Notu da al ve oku bize bakalım. Bilmek bilebilir miyiz? Portofino'ya gidiyorsunuz aya. Ben de. Özel bir şey yapmıyorum. Ya. Okumayacak tabii eksine. Ki. Minik de olsa gülümse çünkü sen gülünce dünyalar benim. Ben de istiyorum aynı nokta. Ne güzel. Daha pahalı hediye istiyorum ben. Söyle erkek arkadaşına bana da hediye yollasın. Yoksa bırakırım seni burada. O yeni jüri. Ayın yanına koysana onu, erkek arkadaşın. Çok ağır. Ay, boyu ay ve ayı. Boyu kadar. Evet, açıklıyorum. Ayın boyfriendi. İsmi ne? Teddy. Teddy. Evet. Big Teddy. Silikonu diye onu koyalım ben. Ne? Podium'a silikonu diye onu koyalım ben. Gizem. Ay'a yorum yapmak isteyen var mı? Ayanın havasını sondun şu anda o hediyelerleriyle, biliyor musun? Evet, ayı. Ayı podyumda ezdin. Evet, var mı? Sor. Ay, senin yorumlarına aksi çok güzel göründüğünü söylemek istiyorum. Birincisi bu. Ama sen de dekolteyi gene komple açmakla anlayan arkadaşlardan oldun galiba. Bacağın komple açık, göbeğin açık, göğüs dekolten var. Renk çok güzel olmuş. İçeride şey demiştin bana, alaçatı konseptinde giyseydim daha iyiydi gerçekten. Bu halin alaçatı olabilirdi. Benim ayakkabılarıma çok yorum yapıyorlar. Bu ikinci ya da üçüncü aynı ayakkabı çanta kombinini yapıyorsun. Çünkü çok beğenildi çantan. Çok da güzel bir çanta ve yüksek o puan alan bir için. Çanta olduğu için. Yani genelde herkes aynı çantayı binlerce kez kullanabiliyor. Yok, ben kullanınca rahatsız oluyorsunuz ya hayatım, o yüzden söylemek istedim. Yoksa sana yakışıyor. Ben hiçbir zaman sana aynı ayakkabıyı güzel bin kere duruyor. Giydim demedim bu arada. Bir de bugün makyajın yüzünde bir değişiklik var. Kesinlikle. Çok böyle daha masum, çok güzel duruyorsun. Yolmuş. O yüzden biraz hasta gibi duruyor. Kirpiksizken öyle oluyor. Evet. Genelde de bir akıl hastası havası var ya. Ayrıca gel. Dökülmüş kirpiğinin şey bakım zamanı gelmiş. Değil mi? Psikolojim bozuldu, kirpiğimi yoldum. Tribe girdim de gece. O kadar şey normaldi ki zaten, psikoloji nasıl bozuldu acaba? Şimdi her yerden bir dekolten var. Normalde burayı kapatmıştım ama bacak dekoltesi dekolte sayılmaz dediler. Ben de o yüzden bacak burayı... Bacak dekoltesi dekolte sayılmaz aynen, dediler. Burası... Kim dedi bunu? Kim dedi onu? Hangi bilir kişi? Kalk bakalım Buse, bacak dekoltesi dekolte sayılıyor mu sayılmıyor burası mu? Bir Buse'de normalde görelim. Normalde böyle katlanmıyor. Bak, şu şekilde bacak duruyor. Bacak dekoltesine bak, nasıl sayılmıyor bu? 9 kim söyledi sana bunu? Biz saydık. Herkes çağırdı. Kim o herkes? Hani şimdi çok şey yapmak istemiyorum. Zaten bizim ekip mi? Bana sordu, bacak dekoltesi dedi, sayılır dedim bu arada. Ve üstü de kapalıydı komple. Tabii ki sayılır. Aa.
Bacak dekoltesi sayılmaz mı ya? Güzel de bir dekoltedir bacak. Bacağına güvenen açar. Hem de çok severiz. Aycığım, şöyle bir şey söyleyeceğim. Artık sana beklentiler çok yüksek demekten çok sıkıldım. Çünkü böyle dedikçe inadına böyle geliyorsun. Gerçekten böyleydi. Ama böyle gelmeye devam edersen senden hiçbir beklenti kalmayacak ve buradan gideceksin. Böyle gelemezsin. Ya da gelirsen de sonuçları bu şekilde olacak. Yani şu andaki kılığın hiç sana yakışır bir kıyafet değil. O kadar basit ki üzerindekiler. Hiçbir özelliği yok benim için. Ne bileyim, burada bu tarz giydiklerinde hep yüksek puan alıyorlar. Ne zaman? Yani mesela bak takım şu, diyorlar ya. Konsept şey hayatım, bu konsepte sen böyle gelemezsin. Bak arkana, kendin memnun musun bu kıyafetinden? Mutlu mu çıktın? Yani buram kapalı bir şey, olsaydı daha bir iyi olurdu. Bir şeyin altını tek çizmek istiyorum Aslan, pardon. Bakın hiçbiriniz sakın ha bir daha. Evet, böyle jürinin verdiği puanlara, ucu bizim evet, verdiğimiz puanı eleştirel bir tavır yok, içine girmesin. Yok, o anlamda girmesin değil. O anlama çıkıyor aşkım. Böyle bir hakkınız ve haddiniz yok. Doğru, o anlamda demek istemedim, sadece yanlış ifade ettim kendimi. Evet, devam et. Ben çok yetersiz buldum. Özellikle sende çok yetersiz bu kıyafetin. Yetmeyecek senin. Böyle gelirsen... Burayı kapatayım mı? Kapat. Yo, kapatma. Hiçbir farkı yok benim için. Çok kötü gözüküyorsun. İvana. Bir kadını en güzel gösteren bacak dekolte bence de. Eğer bacaklar güzel sahip olan bir kadınsa. Ve sırt dekolte ben çok severim. Üzerindeki çok fazla her yerde dekolte var. Beni bu rahatsız etti. Hem de belin dekolte var, göz, ayak, her yere dekolte var. Ya işte bu durumda duş memeliydiniz. Biz onu anlattık aslında dün. Her yeri açmayın. Uzun kollu gömlek, ben formal ve çok ciddi bir giydim mesaj vermiyor. Şu anda kumaşta da çok zayıf görüyorum. Dekolte her yerde, bayağı zayıf bir kombi. Ayakkabını sevmedim. Bu ayakkabı şeyinin ayağını özen göstermiyor. Kullanmayın bu tarz ayakkabıları. Çok karışık ve temiz durmuyor. Çantada da yanlış. Bu kombide bu çanta zaten çok abiye kaldı. Yani sen snobe edebilirdin bu üstündeki şey. Ama tabii ki sen her yerde kıvırdın, her yerde dekolteyi açtın ve mahvettin bu takımı. Bu kadar. Hangi renk çanta almalıydım İvan Hanım, bu renk? Parlak olmayacak, rugan, yılan deli olmayacak, spor şey olacak, sweat. Sweat bir çanta alsaydın. Yeşil olurdu, mor olurdu. Mor olurdu, her şey. Diğer yani, renk istiyorsan ama üzerine. Ama mat, artık evet, parlak spor bir saten olmak üzerinde var. Ne gerek var o abiye çanta onun yanında? Yarışıyor kumaşlar. Gerek yok. Bak senle Melis aynısınız benim için şey olarak bugün. Dekolte yarışınızda. Şimdi o takıma ben demin ne dedim? O takım çok güçlü duruyor. Çünkü o takım çok doğru. Hepsi bir noktayı açmış bak. Sizin takım zaten Gizem'le Hilal'in elbisesi aslında birbirinin aynısı. O elbiseyi gündüz de giyersin, gece de. Dekolte konseptinin elbisesi o değil. Melis'inki iki elbiselik dekolte, sende de iki elbiselik, iki kombinlik dekolte var. Sen ne oluyor sana? Ya aslında bayağı böyle ben, bir düşüşe geçtin. Yani aslında birilerini bir daha... Ne? Bir şey demek istemiyorum. Bir daha yani kendi bildiğimi yapacağım sadece. Ne bileyim, kapalıydı. Tek içime de sinmiyordu aslında. Biliyordum bu yorumu yapacağınızı, tahmin ediyordum sen ki öyle de oldu. Sen ben inanmıyorum ki sen normalde bunu giyip dışarı çıkmazsın. İddialı bir yere gidecekken sen öyle bir kız değilsin. Bana da bunu kakalayamazsın, yediremezsin. Anladın mı? Sen çok daha güçlü giyiniyorsun eminim. Bu ne be? Rezalet. Evet, puanlara geçiyoruz. İki. Bir.
Son prenses mi kaldı? Hı hı. Prenses Banu gel. Salgo a la calle a perder el control. Que la vida sin prejuicios se vive mejor. Como el viento violento, yo lento. Como el viento violento, yo vivo el momento. Playa y sol con mis amigos. Me nace alcohol pa' seguir vivo. Playa y sol con mis amigos. Hoş geldin. Hoş bulduk Erkan Bey. Buyurun. Konseptin nedir? Güzel, çok merak ediyorum. Ne diyeceksin? Söyleyeyim mi konseptimi? Neden? Öyle bir şey yok. Hepimiz herkese konuşmak zorundayız. Çok iyi gözüküyorsun Aslı'cığım. İşte sen zevksiz bir kızsın. O yüzden... Varmıyorum yapmak isteyen, evet. Aslı daha önce de sanki saçını böyle bir şey kullanmıştım ve beğenilmemişti diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama... Kullanmadım. Arkadan yani o kadar kötü ve basit duruyor ki saçındaki aksesuar. Ben hiç sevemedim. Konseptim bir de neydi? Konseptim Swarovski tasarımlar yapan bir firmanın büyük beden modeliyim. Lansmanda ürünleri sergiliyorum. Bu da sana kapak olsun. Ben elbiseni de çok gecelik abiye tarzında yani gece giyilebilen bir elbise gibi böyle düğüne gidiyormuşsun gibi görünüyor. Peki buraya gelemez misin öyle? Bugünün konsepti dekolte ya bak Sema yok, gündüz hayır. Geldi. Sen akşamsın. Sisi gece. Herhalde takım arkadaşın Melis öğlen yemeği McDonald's'a gitmiyor o kıyafetle. Şimdi konseptinde modellik yapıp bu kıyafeti giyiyorsa ama bir şey uygun, diyemem. Uygun bir şey. Zaten abiye giyersin. Bir yerde zaten. Nereye konsept nedir? Büyük beden Swarovski model tasarımlar Swarovski. Yapan bir firmanın ürünlerini sergiliyor. Çok evet. Aslında yerine amacına uygun bir durum. Daha basic bir parça seçip saygı onları duyuyorum Hakan Bey. Gel böyle hadi ben konuşayım. Başlamışken gideyim. Ay bugün heyecanlı bir günümdeyim kusura bakma. Bence de heyecanlı olmalısın. Için. Seni bu kılıkta gördüm ya bak beğeneyim beğenmeyeyim. Çok güzel ol çok çirkin ol. Hiç önemli değil. İlk gelen günkü kız, evet. O resmi keşke şu an daha önceden söyleseydik de verebilseydik. Keşke. O pembe elbiseli kızla bu kız arasındaki farkı hepiniz hatırlıyorsunuz değil mi? Bu geldiği nokta sizlerce de iyi değil mi peki? Teşekkür ederim. Ama yine bir sütyen alıp takamadın oraya. Bant yaptık fakat bozuldu. Bantı da yanlış yapmışsınız. Ben öğretirim bant yapmayı size. Alır biz bekle. Çekimlerde hep şunu yaparız. Çünkü her kadının... Memesi şey değildir öyle mandalina gibi. Evet böldü. Buradan alacaksın. Koltuk altından alıp bak buradan şöyle. Ya işte Kim Kardashian bunu yapmıştı da böyle. Ya. Şu işte. Evet. Bu olması tabii, tabii. Buradan evet. Bantlayacaksın. İçeri yapmak sen böyle şey böyle yastık gibi koymuşsun buraya. Yayıldı, evet. Ama bak gerçekten bu arada mesela abiyede de böyle gelebilirdin. Saçını beğenmedin. O ayrı. Önemli değil. Ama hiç takı takmamanı burada niye beğendim? Çünkü her şey saçında. Evet. Sevdim mi? Nefret ettim. Ama lansma söylediğin amaç da ben öyle en sevmediğim şey yandan toplanan saçtı. Yıllar önce bir saç reklam filminde oynadım ben saç boya markasının. Mecburen biz konuşurken kızın saçı buradaydı. Hatta kız da Özge'ydi. Doğru Özge'yle çektik Ulusoy'la. Özge'nin saçı burada ben ne kadar güzel diyorum. Yıllarca o yandan toplanan saça boynun kopsun demişim. Paranın gücü bu. Evet. Yani burada da sen parasını aldığın bir işe gittiğin için her şeyi yapabilirsin. Ben okeyim. Aslı hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. O taçı senin mi? Evet benim. O zaman kızmazsın bana. Tabii çıkartabilir misin? Tabii ki. Arkası tokalıymış, evet. Bayağı sabitlendi. Çünkü bunu yapmazsan olmazdı. Ön tarafı mı çeviriyorsun? O zaman ağlar arkanda. Bu puan da vermezdim ve tamamen her şey değişir. Hem de bu kadar yapay sprey, bu kadar sabit ettiniz bu tacı. Evet. Hem de canın yanıyor yo, yo, yani, canın acıyor yani şey bu. Çekebilirsin. Ay bu İvana bugün şey biter mi aşk? Kes! Aşkım, kes saçını yapmak kes. Zorundayım çünkü ben Aslı'yı
Çok beğendim bugün. Ama tabii ki... Ön tarafa mı alacaksın? Çok merak ediyorum. Tek tek sana veriyorum. Tamam. Canın sağ olsun. Onun da şey yaparsın, başka bir şey yaparsın. Tamam. Bunu zaten böyle kullanma hiçbir zaman da bu tıcını aile. Bu piskül taşlarıyla hiç gerek yok. Tamam. Bak şimdi. Ha, tek başına. Taktık ya. Evet. Tam prenses oldu. Haydi buyurun. Bunu biraz açacağım. Hı hı. Tamam. Omuzlara kapatmak için. Prenses Banu. İşte beni şu anda hiçbir şey rahatsız etmedi. Kendin bedenini göre. Giymişsin, gelmişsin. Korsi, aksesuarları da. Renk kattın. Çok iyi duruyor belim eli. Kıskanmayın. Bedenin evet, iki... 6,5 kilo falan korse var değil mi? Bak korse bedeni var. Ne kadar güzel gösterdi. Rahat alışveriş yapabiliyorum. İnşallah kalırsam önümüzdeki hafta nasıl bir alışveriş yaptığımı göstereceğim. Ayakkabı sadece göster. Ayakkabı mı böyle? Evet, o da güzel platformu. Ayakkabı senin boyun şey yükselti. Olacağım. Gayet evet. İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Dekolte yerinde. Sağlık. Evet, Aslı'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Aslı. Üzerindeki renk benim çok sevdiğim bir renk. Hı. Çok güzel bir renk bence. Konseptin, kıyafetin. Kıyafetin sende duruşu, evet belki normalde bu yarışmada olmasan bunu giyer misin, giymez misin onu bilmiyorum ama bugünkü konseptinle gayet uyumlu ve yine seni derli toplu gördüğümüz evet. Çok şükür ki bir kıyafet. Öğrendim kendimi toplu. Ben de gayet beğendim. Teşekkürler. Saçların evet yani ben de sadece önden kabul edecektim, arkana hiç dönme diyecektim ki Ivana zaten söktü onları. Evet. Ayakkabıların da çok uygun. Zaten bu kıyafetle bilmiyorum başka da bir evet, renk ya da başka bir şey olmazdı gibime geliyor. Çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yedi. Teşekkür ederim. Verdin mi? Aha. Yedi. Teşekkür ederim. Kaderim sizin elinizde şu an. Gerçekten teşekkür ederim sana. Çok seviyorum. İşte vücudunu öğren. Vücudunu kusurları kapatmaya öğren ve bugün onu göster. Tamam. Teşekkür ederim. Bye sizden bye. Çok şey öğrendim. İnşallah daha da öğreneceğim. Allah'ım şükürünüz. Bak şimdi gördüğünüz nasıl konsepti güzel. Ay. Şimdi. Elif ve Buse, elif, ayağa kalkın. Elif, İkiniz gidiyorsunuz diye. Şimdi bütün hafta gerçekten bence bugüne kadarki en ateşli hafta buydu. Benim en büyük savaş buydu. Bugün çok iyiydiniz. Bugün berbattınız. Bu arada hafta içinde bir gün siz çok kötüydünüz. Onlar çok iyiydi. Yani bu duruma düşmüştünüz ama bu kadar fark yoktu. Elif takımın 47 puan aldı bugün. Buse senin takımın 126 puan aldı bugün. Ama tabii 4 günün toplamı söz konusu olduğu için siz 299 puandasınız. Biz? Siz de 299 puandasınız. Eşitlik bir durum var. Yani? Eşit bir durum var. İlk defa evet. İnanmıyorum. Evet, bu beraberlik karşısında kızlar şimdi yapacağımız şey, iki takım da normal bir eleme, yani bir takım gidiyormuş gibi, eleniyormuşsunuz gibi düşüneceksiniz. Bizler birer kişiyi koruma altına alacağız, iki kişi kalacak. O iki kişiden birini elemek için, elenmesi için ortaya yollayacaksınız. Bugünlük biz karar veriyor olacağız gidecek olana. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi gelin, siz önde durun. Siz de arkaya geçin. İlk takım önde, ikinci takım arkada. Yani Elif'in takımı önde, evet. Asla kimi koruma altına alıyorsun? Hazır mısınız bu arada? Biri gidecek, gitmeye yakın hisseden var mı kendini? Ay, anladık. Hadi koru. Kimi? Kimi? Ay gidecek gibi hissediyor. Bence de gitmeli zaten bugünkü kostümüyle. Kimi koruma altına alıyorsun? Ben gitmemeli diye düşündüğüm için Ay'ı alıyorum.
Yerine otur ay. Ivana sen. Esra'yı. Portofino kadını tabii ki. Gizem. Aycım memnun olmadın galiba, gitmek istiyordun. Yok canım, baksana. Aa, hayır teşekkür ederim. Ay en hırslı yarışmacı. Duymadınız. Duydum da acaba. Aşkım kirpikleri yok ya, gözü yokmuş gibi geliyor bize. Bir ifade, anlam şey yapamıyoruz. Ben de stil sahibi olmayan bir kadını koruma altına almayacağım. Elif seni. Teşekkür ederim. Şimdi sırayla üçünüzden isim alacağım. Ve iki oyu alan, iki git oyunu alan ortaya gidecek. Ay sence kim gitsin? Hilal. Sen söyle. Gizem. Bana kalsın en son. Aa, kim? Ben mi? Melis. Aa, Elif'e kaldı. Tabii ki Hilal. Gel Hilal. Siz şimdi geçin öyle. Buyurun, kim koruma altına alıyorsunuz Aslan Hanım? Sema'yı alacağım ben. Ben alacaktım onu. Sen de şeyi al, diğerini. Ters köşe yapalım diye senin Sema'yı yapacağını biliyordum. Ivana. Ben de bir ters köşe yapmak istiyorum bugün. Ve kurum altına Aslı almak istiyorum. Şey. Buse, seni alıyorum. Bakalım Hilal'in yanına kimi gönderecek takım arkadaşlarınız? Aslı. Kim gitsin? En son ben söylesem olur mu? Hayır, takım kaptanı en son söylüyor. Ay. Tamam. Funda kalsın. Sisi gitsin. Gitmeyeceğini biliyorum o yüzden. Sen? Ben de aynı şekilde, Funda kalsın. Teşekkürler. Of. Senin oyun zaten. Sen kimi diyecektin? Çok zor bir şey bu ya. Gitmeyeceğim. Yani Sisi'yi seçiyorum. Kalması ama için. Ama yetmiyor. Sisi gel böyle, Funda geç yerine. Sisi gitmeyecek. Gitmeyecek. Yazalım bence. Nereden göndermek. Nereden biliyorsunuz? Yani. Şöyle bakayım. Göndermek istediğimiz ismi yazalım. Bilsin. Üçümüz aynı anda açalım. Söylemek istediğimizi yazıyoruz, değil mi? Evet. Maalesef Hilal. Aslan gel, biz birlikte çevirelim. Haydi. Bir. İki. Üç. Çok teşekkür ediyoruz. Çok bu şanssızlığın onunla yan yana gelmek oldu. İnanamıyorum. Bence iyi var. Bizim kızlara biraz şanslıydı. Psikoloji dersine verdim umarım arka şeyde, kuliste. Yolun açık oldu. Psikolojiden devam. Çok teşekkür ederim. Biz izlemeye devam et. Evet. Çekiver Ivana, o da sonuçta para kazandı. Kızlar, buton kızlar ortada. Haydi bakalım, hadi. Dur. Çekin alın, ondan kapatalım. Sonra seni yollayalım. Öyle kapatalım. Gelin. Bu para hepinizin için. Evet Hakan'cığım, kapatalım. Gerçekten tuzlu. Evet, gerçekten. İlk defa 5. haftada kazandım, bir ucundan ben tutabilirim. Bu arada Hilal de, sen de gir fotoğrafa ve Hilal'i alalım, uğurlayalım. Arkadaşlarına veda edebilirsin. Kendinize iyi bakın diyoruz. Paranızı çatır çatır harcayın. Teşekkür ederim. Pazartesi gün yepyeni bir yarışmacıyla aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Prenses.
Yasin, daha kısa etek bulamadın mı? Bayılıyorum böyle short etek diye bilmem neresine kadar açıyor herkes. 40 yaşındaki bir kadının bu suratının bile Barbie'ye bu kadar benzemesi enteresan değil mi ya Elif? Kız dün evde konuşturmadılar mı seni? Hakan Bey lütfen artık bize opak çorap ve buti demeyin, olur mu? Sen bana tek düze yorumlar yapıyorsun mu dedin şişko?